Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. Modern Sabahlar Cuma sabahında karşınızda. Pek çokları için haftanın son iş gününün sabahı. Biz de bu sabah hafta içi her sabah olduğu gibi 7 ile 10 arasında sizlerle birlikte olacağız. Bir kez daha Edis olmamış mı diyerek başladık Modern Sabahlara ve stüdyoda havamız yerine geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Günaydın. Her seferinde olmuş diyoruz ama Edis her gün bize soruyor. Olmamış mı? Memnuniyetle olmuş demeye de devam ediyoruz. Olmuş efendim, çok güzel olmuş efendim. Üç kişiyiz efendim, yetişemiyoruz efendim. Çok güzel söyledin Fahir. Bugün ayın 15'i dedin. Evet. Ege, ya da dedin mi öyle bir şey? Demeye getirdim. Demeye getirdin. Bugün pek çok kişi için Mayış günü. Mayışlar. Mayış günü. Sadece Mayış günü değil, bu haftayı da lütfen güzel değerlendirelim. Bu hafta önemli bir hafta. Ne haftası bu hafta? Ne haftası? Cuma günü bir hafta mı başlıyor? Önümüzdeki hafta boyunca bir kar haftası, onu mu diyorsun? Hayır, kar haftası. Kar haftası da beraberinde neyi getirir? Buz haftası. Kar tatiline. Kar tatili. Sömestr değil. Tatili mi? Öyle değil. Ne oluyor? Şey mi, kira haftası mı? Pek çok dinleyicimizin kirasının yattığı hafta. Kredi kartı minimum ödemeler haftası mı? Aynen, hepsine katılıyorum. Hepsine katılıyorum ama hava soğuyunca biz neleri yakıyoruz? Kaloriferleri. Kaloriferleri bol bol yakıyoruz. Sobaları. Kombileri, fiştekleme yapıyoruz. Bunlar ne çıkarıyor? Zoba mı? Zoba dediniz. Kestane haftası mı? Evet, bunlar hep dışarıya ne salıyor? Karbon. Karbon, yani kirli. Hava. Kirli hava. Evet, bu hafta kirli havayla savaş haftası. Tam da hafta sen denk getirmişler ya, herkesin bir şeyler yaktığı hafta. Nasıl savaşacağız? Isınarak mı? Kirli havayla savaşı nasıl geldi? Mantıklı bence yani. Karbon ısınarak. Salmadan ısınma yolları bulacağız. Herhalde birbirimize yakınlaşma, hohlama falan gibi ve yöntemler mi? Evet. Ve galiba gocuk. Pekmez mi? Pek. Yahu niye bana söylüyorsunuz? Sen soruyorsun sabahtan beri arka arkaya. Evet, başka ne olabilir, ne olabilir? Hayır, gocuk mu? Gocuk. Gocuk Oktay, tabii ki kirli havayla mücadelenin en güzel şeyi. İçi müflonlu gocuk mu? İçi müflonlu gocuklarımızı giyiyoruz, birbirlerimize sokuluyoruz. Gerçi karbon salmamaya dikkat ederek, havayı kirletmemeye mümkün mertebe gayret göstererek. Tabii o daha önemli ama benim de bir uyarım var, müsaade edersen Fahri. Senin çok bir uyarı, yani... o incelttiğin için sesini alalım uyarını. İçi müflonlu gocuklu dinleyicilerimizi ben buradan uyarmak istiyorum. Lütfen zobalara yaklaşmayınız çünkü gocuk hemen yanar. Tutuşur, doğru. Aman dikkat diyoruz. Sen ilk başta ısıyı hissetmezsin ama bir anda kendini şey bulursun. Sıcağın içerisinde bulursunuz. Aman dikkat, uyarımızı da yaptık. Sonuçta bu program bir sosyal sorumluluk programı. Projesi kapsamında yapılan bir program. Aslında öyle değil ama o noktaya geldik cuma gününün ilk dakikalarında. Evet, hava dışarıda donanza dedikleri kıvama geldi. Bu durumda. Valla üşümek mesele değil de bu donma... Don hadisesinde kayma daha büyük bir risk galiba. Yollar pırıl pırıl ama sen beni tuz diye rahatlattın. Evet, o Ege'nin tuzlama çalışmaları. Ege'nin dünya ile olan mücadelesi şöyle. Abi, bu yerdekiler, buzlar böyle mi çözülmüş ya, böyle tane tane topakçıklı falan diye. Ben de dehşetle Ege'nin gözlerine bakarak, Ege'cim onlar buz değil tuzmuştu diyerek içini rahatlattım. Yani çok özür dilerim, bir sabah sizi yalnız bıraktım. Başımıza geldik. Onda da kavga mı ettiniz stüdyoya gelirken? Yok ya, kavga değil. Tuz idi buz idi diye bir filmi canlandırarak adeta kavgamızı ettik. Hoş bir tartışma yani. Gerçekten sevgili dinleyiciler, soğukla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz ama buzla mücadelede çeviklik gerekiyor, artistik hareketler gerekiyor. O yüzden adımlarınızı küçük, kendinden emin atınız bugün ve biraz yavaş yürümenin sizi komik duruma düşürmeyeceğinden emin olunuz. Düşmek daha acıklı bir şey. O yüzden kendinden emin adımlarınızı tartarak atarsanız bu buzlu soğuk günde de beladan uzak durabilirsiniz. Birazcık dikkatli, birazcık küçük adımlarla yürümenin hiç kimseye bir zararı da yoktur. Tabii. Fıtı 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 diye onun zaten yürüme şekli var. En fazla başka birilerine bir neşe verir. Yani bu penguen, yani başka mesela pencereden camdan bakan. Doğadan örnek alacak olursak penguenler mesela, onlar sürekli hayatı adamın buz üstünde. Buzun üstünde, karın üstünde. Ben hiç düşen penguen görmedim. Biz de diyoruz ki penguenler böyle böyle yürüyorlar. Çok.
çok düşüyorlar. Çok ama o karnının üstünde zaten kayma şeyi var, kendini bile atıyor. Ama biz insan olarak karnımızın üstüne kaymıyoruz. Ayağa kayıp düşen penguenler de var. Evet. Bana ne onları... iş izletmiyorsunuz o YouTube videolarını? Bir de bir tanesi düşünce Ege, şimdi YouTube videosu anlatıyor gibi olmayayım ama bir tanesi düşünce hepsi peşi sıra düşüyor. Domino etkisi mi? Evet, biz buna domino etkisi diyoruz. Ama onların yürüyüşü vardır ya, fıtı 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 fıtı, evet. Ufak ufak adımlar. İstersen ekrana yansıtalım Fahir. Evet, şöyle bir bakalım. Ya şimdi burada zannediyorsunuz ki bunların ayakları kısa. Bunlar dediğim penguenlerin, alakası yok. Adamlar tamamen binlerce yıllık birikimlerini, deneyimlerini ayaklarına aktarıyorlar. Yerleri minik minik adımlarla, emin adımlarla devam ediyorlar. Bak bak bak, şuna bak bak. Arkadan gelene bak bak. Kayıyor galiba. Bak bak bak. Kral penguen. El arkada, kaşlara bak kaşlara. Vay maşallah. Bu arada penguenlerin de insanlara bakıp hepsi birbirine benziyor dediklerini biliyoruz. Bu görüntüleri izlerken aklıma geldi. Ve paylaşayım istedim. Lütfen penguenleri ayırt ederek bakalım. Vallahi hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalacak. Hiç öyle demiyorlardı. Hemen 10 derece 12 derece diyorlardı. Yarından itibaren daha da yüksek sıcaklıklarına geri dönüyor. Azalmalar galiba olacak, evet. Hı hı. Kar, buz her tarafta, özellikle pazar gününden itibaren uzmanlar dikkatli olun diyor ve kar uyarısı, buz uyarısı yapıyor ülke genelinde. Bugün böyle son. Neyse işte gaz stoklarınızı yapın. Efendime söyleyeyim, gocuklarınızı bir kez daha gözden geçirin. Ondan sonracığıma bol bol tuz alın. Tuz stoklarınızı yapın. Tabii doğru. Çünkü mesela her taraf tuzlanmamış olabilir. Siz ne yapacaksınız? Kesenizden yer önünüze tuzlarınızı atarak ilerleme fırsatına sahip olacaksınız. Evden çıkacak dinleyicilerimiz bazı ihmallere karşı lütfen tuz keselerini unutmasınlar. İlk defa bu tip bir uyarı yapılıyor herhalde. Tuz kesesi mi? Tabii, evet, tuz kesesi çok önemli. Küçücük çocuklara böyle okula gidiyorlar. Onların tuz kesesini de minik minik avuçlarında küçük elleriyle böyle tuzlarını atıyorlar servise. Hayır, o minnak elleriyle. Minnak. Dinleyicilerimize buradan bir uyarıda da bulunalım. Günün ilk dakikalarında eğer çocuklarını okula göndereceklerse bugün havanın soğuk olduğunu, her yerde soğuk olduğunu bilsinler. Çocukları ona göre giydirsinler. Sonra gün içinde ay ince gönderdik çocuğu diye dövünmesinler. Nasıl gönderdiniz siz Ali'ni? Ben çıkarken evden henüz çıkmamıştı. Ne kadar kazan varsa üst üste giyilebilen hepsini giy diye ben bağırıyordum en son. Bir babanın bir evlada verebilecek en iyi tavsiye bence. Hadi bakalım. Evet, bu işler böyle olduğuna bugün, göre herkes önlem. Biz bugün ambaçok uyarıda bulunarak başladık programa ya. Bu kadar sen uyarıyla... Sen şey dedin ya, orada kırıldı Fahir program. Ne? Bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz programı ki hiç öyle bir şey yok. Ben de tuz kesesinden sonraki uyarılarımızı dinleyicilerimizin çok ciddiye aldığını düşünüyorum. Tuz kesesi, buz kesesi, aha, hani bunun ilk kesesi diyoruz. Oktay Bey'i de aramızdan alkışlarla gönül isterdi uğurlayalım ama i̇lk, atlarla uğurluyoruz. Günün ilk atları bana mı geldi? Tabii. Ya yapmayın, dur. Sevgili dinleyiciler, JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Saat 10'a kadar birlikteyiz. Güzel şarkılarımız var sizler için seçtiğimiz. Onlardan biriyle başlayalım hemen isterseniz. Vega Sustum'la radyomuzda. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir'in de neşesi yerine geldiğine göre rahat rahat yayınımıza devam edebiliriz. Buyursunlar efendim, ne oluyor ne bitiyor konuşalım. Günün ilk dakikaları bunlar. Yeni yeni uyanıyor insanlar, yataklarından etraflarına bakıyorlar. Bazıları çaresizce ellerini radyoya uzatıyorlar. O şanslı insanlar eğer bizi duyuyorlarsa hiç merak etmesinler. Bugünü nasıl yaşayacaklarını onlara güzel güzel anlatacağız. Anlatmaya o başlayacak tip, diye bekliyorum ben de Ege. O tip bir vaatte bulundun. Büyük bir vaat bu. Ege, her şeyden önce. Halbuki şey diye yazdık. Kendi vaatinin altında kalan adam mı oldun? Öyle oldun. Oyun ayakta başlayacak bu dakika itibariyle. Şöyle yazdık Twitter'a. Belki de her şey kötü bir rüyaydı dedik. Bitti dedik. Haydi başlıyoruz bugüne dedik. Bir vaat olmasa da bir umuttur. Bu. Çünkü biliyorsun Nus rüya ile biten sabahlar, daha doğrusu rüya ile biten geceler ve başlayan o rüyanın etkisinde kalınan sabahlar çok oluyor bu günlerde. Ama bazı insanlarda da mesela rüya deyince de hep güzel rüyalarda şey değil, gelmesin, her rüya o kadar da güzel olmuyor, çok özür dilerim. Bir kötü rüya, kabus dediğimiz şeyin de pek çok etkisi var da esas etkisiz rüya galiba insanın canını sıkıyor. Benim 10 yıldır gördüğüm şeyden bahsediyorsun değil mi? Ne etkisiz rüya? Günlük hayatın küçük bir yansımasını uyurken yaşıyorsun. Mesela ne? Arabayı bakıma götürüyorsun rüyanda. İşte. Ve sonra uyandığında da gerçekten arabayı bakıma götürmüş gibi biraz rahatlamış kalkıyorsun ama gördüğün şey işte orada ustayı görüyorsun. İçiyorsan bir çay içiyorsun.
Ondan sonra fiyatı yine konuşuyorsun. Valla rüyalarda da hayatı dolu dolu yaşıyorsun Ege. En çok ona emreniyorum. Ustalar, şeyler, çaylar. Önceki gece gördüğüm rüyanın rüya mı yoksa kabus mu olduğunu huzurlarınızda sizlere sorarak öğrenmek istiyorum. Bir cümlesi var mıydı? Cümlesi yoksa böyle günlük hayatsa eğer kabus. Bence benim için kabus bu işte. Ya dün günlük hayattan dün öğle saatlerinde şey diye fark ettim ben. Ha o rüyaymış diye, çünkü benim için o kadar doğal yaşanmış ve bana çok yakışan bir hareketti ki. Ya gördüğüm şeyde şimdi böyle bir arkadaşlarım var etrafta. Ben böyle espriler, şakalar yapmak istiyorum. Hı hı. Ortamda da bir tane çikolata renkli bir şeyimiz var. Beyefendi var. Çikolata başka renkli. Arkadaşınız. Arkadaş değil. O kenarda bir yerde duruyor böyle. Türkçe mi konuşuyor veya konuşmadınız mı? Yok, Türkçe hiçbir şey konuşmuyor. Tamam. Ben arkadaşları espriler falan yaparken ben orada bir şey tiplemesi yapıyorum. Böyle Afro-Amerikan bir adam tiplemesi yapmak için. Tamam. Ya falan diye böyle konuşuyorum. Senin de Afro-Amerikan tiplemen çok başarılıymış Fahir bu arada. Yo man falan diye konuşuyorum. Evet, ondan sonra adımı görüyorum, böyle göz göze görüyoruz. Sanki onun böyle taklidini yapıyormuşum gibi hissettiğim için yanına bozulmuş gidip, mu bakıyorsun? Bozuldu mu bozulmadı öğrenmek için sonra onun yanına gidiyorum. O böyle bir gülümsüyor. Is it okay for you diye bir laf söyledim ben ona. Is it okay for you ne? Hayır, rüyamda da kendi kendime şey yapıyorum. İyi yani, ki what's your problem dememişsin Fahir. O da yani, kavga sebebi. Bu seni bozar mı anlamında is it okay for you diyorum. Evet. O da yo man diyor. Ondan sonra gülümseyerek gidiyor. Sonra tekrar ben dönüp arkadaşlarıma aynı şekilde esprime kaldığım yerden devam ediyorum. Sizce bu bir kabus mu? Ve sen 1,5 gün sonra mı anladın bunun rüya olduğunu Fahir? Önceki gece gördüm işte, dün öğle saatlerinde ben bunu nerede yaptım ya falan diye düşünüyorum. Ben. Bu senin için değil ama oradaki taklide maruz kalan arkadaşların için bir kabus olabilir. Yani evet, bu mudur yani? Bu mudur aşk olsun? Hayata karşı umudum var en azından benim. Bir dinleyicimiz demiş ki en fenası uyanınca da devam etmesi demiş. Bazı yani bazı rüyalar böyle bir rüya gibi oluyor da uyanınca da devam ediyor gibi bir durum olmuş. Sirayet eder. O zaman şöyle de olumlu bakmayı kasarsak. Olumlu bir okumlama yani mı diyorsunuz Ege Bey? Demek ki bir rüyayı yaşamaya devam ediyor. Bravo. Burada bir alkış falan alkışlar efektimiz falan yok mu? Biz hepsi var da. Fakir bir programımız kendi ya. Kendi kendini alkışlayan adam durumuna düşmek istemiyorum. Canım kendi kendini sonra alkışlayan adam değil. Ben sana söylüyorum. Alkış diyorum. Alkış kıyamet bir şey istiyorum ya. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Anladığım kadarıyla bir rüyayı yaşıyor dinleyicimiz. Bunu ağzımızda yapmıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yanlış anlaşılma programımız olmasın. Son derece ileri teknoloji kullanmaktadır. Aman dikkat. Bu arada bir de tabii fena olan bir şey de güzel bir rüyanın devamını göremeden uyanmak. Benim canımı sıkan, en çok canımı sıkan şey o. Siz niye rüyalarınızı hiç anlatmıyorsunuz ya? Ben burada saf gibi bütün her şeyimi açıklıyorum da siz burada gizli gizli sanki böyle çok kalite rüyalar görüyorsunuz da. Ben son dönemde hep aynı şeyi görüyorum ya. Uçmalı bir şey görüyorum hep. Aa, ne kadar güzel, enteresan bir şey. Evet ya, çok böyle bir de bazen de düşüyor gibi oluyorum. Hani herkes yaşar ya onu. Hı hı. Daha doğrusu yaşadığını söyler herkes. Yani o bazıları öyle oluyor, bazıları böyle süzülerek uçuyorum biliyorsunuz. Çok istiyorum ben öyle bir şeyi. Kime mesaj veriyorsan Oktay burada. Mesaj değil canım işte. Buradan NASA'ya sesleniyoruz. Uçmaya hazır bir Türk gencimiz var. Öyle bazen yanımda biri oluyor. Hmm. Bazen tek uçuyorum. Solo olarak uçuyorum. Benim fark ettiğim bir şey var. Rüya şey anlatan insan sadece kendisini ilgilendiren bir şeyden bahsediyor. Hiç birisinin rüyasını ilgiyle dinleyeni duymadım ben. Canım birisinin düğün videosunu seyredeni de ben duymadım, görmedim. Aynı bilmiyorum. Şey evet, çok güzel. Rüya içinde geçerli. Aynı şey rüya içinde geçerli. Sen bana mı kötü bir şey mi söyledin Ege? Lütfen düğün videonu ve rüyalarını kendine sakla. Çünkü ben haftada bir kere size düğün videomu oturtup zorla izletiyorum. Ona mı bir şey söyledin yoksa rüyamı anlattığım için mi? Düğün videonda bayağı göründüğüm için beni de biraz ilgilendiriyor aslında. Ha, o sayılır değil mi? O zaman değişiyor olay. O zaman sen de herkese hayatı maceralı rüyalar dileyelim. Ne diyelim? Nasıl? Hayırlı rüyalar dileyelim. Anlatılabilecek, daha doğrusu ilginç bir şekilde anlatılabilecek rüyalar dileyelim. Kalite yoksa birinci sınıf. Herkesin rüyası kendine kalite ve birinci sınıf gelebilir. Önemli olan tüm çevrenizde de bunun birinci sınıf ve akalite bir rüya olarak nitelendirilebilmesi. Rüyamda eniştemlerdeymişiz. Ama aslında eniştemler değil ama rüyada orası eniştemlermiş falan diye başlayan bir rüya ne kadar sıkıcı oluyor bir anda. Uçma kaçma falan olsun bari de. Uçmanın da bir şeyi yok ki, uçuyorsun işte. İyi aksiyon hiç var canım. Hiç bilmediğin bir şehrin üstünde
Binaların üstünde bazen ormanın üstünde uçuyorum ben. Eniştemlerin evinin üstünde uçuyorum. Orası aslında eniştemlerin evi değilmiş ama eniştemlerin eviymiş rüyada. Öyle mi uçuyorsun? Nasıl anlatayım ben? Onu yani böyle bir şeye, stüdyo ortamı değil ki ekrana yansıtayım her şeyi. Rüya sonuç olarak bitiyor, kalkıyorum ondan sonra. Valla Oktay Bey kusura bakmayın ama siz de en az Ege Bey kadar hayatınızda dolu dolu yaşıyorsunuz. Rüyalarda bile uçmalar, peki kaçmalar. Peki sizin çevrenizde rüyayı güzel yorumlayan arkadaşınız var mı? Yok canım, ona ilk başta şey diyeceksin. Öncelikle hayır olsun diyeceksin. Ben her şeyi Murat'tır diyerek yorumluyorum. Çok rüyada istediğin... enişte görme, bir muradına ereceksin. Sana çok rüya anlatan var mı? Valla artık nasıl yani dinliyorsam... Yani bu tutan bir yorum mu anlamında soruyorum. Ben rüyaları eşimden dinliyorum genelde. O senin rüyalarda da... rüyaları bir de eşimden dinleyin. Hayır, eşim rüyasında beni görüp bana kızmış olarak uyanıyor. Hakikaten ben de rüyasında ne yaptıysam onun için özür diliyorum bazen. Rüyamda sana çok kızdım falan diye özür dilerim, ne yaptım gene falan diye dinlemeye başlıyorum. Hakikaten bu belli bir ilişki seviyesinden sonra rüya için özür dilemeye başlıyorsun. Hakikaten o kadar hatalısın ki zaten günlük hayatta, rüyalar için de özür dilemeye geçiş. Ali'nin rüya anlatmaya başladı mı? Ali'nin rüya anlatmaya başladı. Selin için biraz erken şekilde. Ama Ali'nin anlatıyordur tahmin pıtı ediyorum. Pıtı pıtı salona yürüyerek geldi. Kardeşimi gördüm, bana bakıyordu. Kızım içeride uyuyor falan diye. Biz de korkuyoruz öyle. Çünkü filmlerde bize küçük kız çocuklarının ne kadar korkunç olabileceklerini gösterdiler. Ya ben... Ve maalesef ki... Dua et oğlum var, hayır. Yo, o da aynı şekilde. Geçen gün yani benim hatırladığım en yakın dönemdeki rüyası o. Paraşütle tahmin ediyorum. Çünkü ağlayarak uyandı gecenin bir yarısında. Ne oldu diye sakinleşmek bilmiyor. Burada ne var, burada ne var diye şey yapıyor. Bir de karanlık ortamda bir küçücük çocuk burada ne var deyince sen de bir paniğe kapılıyorsun. Hani kediler evde görülmeyen bir şeye bakarlardı ve sen bir tedirgin olursun ya. Yani bunlar neye bir şey mi görüyor diye. Çocuk da öyle yatakta bir şeye bakıyor ve ne olduğunu bir türlü şey yapamıyor. Anladığım kadarıyla rüyasında paraşütle gökyüzünden bir takım, çok affedersiniz, hayvan kabahatleri inmiş. Ve o da orada onlar rahatsız olarak alın bu kabahati buradan diye feveran ediyordu. Siz tuvalete götürmüyor musunuz yatırmadan önce? Daha henüz tuvalet alışkanlığı ben mesela yet. Murat olarak yorumlayamıyorum bunu, rüyasında gördüğü şey bir sıkıntı olarak. Bir sıkıntı doğru. Atmış. Evet, paraşüt de atmış üstelik. Üstelik de en güzeli. Lena'nın da hatırlatmasıyla şu uyarımızı da isterseniz bu sohbeti sonlandıralım. Rüyalarımızı ve askerlik anılarımızı anlatmadan önce 3 sefer düşünelim. 3 sefer düşünelim. Aynı şekilde lütfen düğün videolarımızı da izletmeden önce 3 sefer düşünelim. Ama hiç şey yapmadan, ne derler, tedirginlik duymadan, hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla seyrettirebileceğimiz şeyler bize gelen neşeli YouTube videoları. Çünkü orada ses efekti de yapma şansınız. Bak 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 ha, 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 falan diyerek gürültülü bir şekilde seyrettirme şansınız var bütün YouTube videolarını diyelim. Kenan Doğulu'yla Modern Sabahlar'a devam edelim. Birileri kaç yeri olabilir? 3. 3. 3 mü? 2 diyelim, ortası olsun. Modern Sabahlar. İyi kalp insanlar, hepinize bir kez daha günaydın. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Dünkü özel gelişmelerden bir tanesi de Oscar adaylarının açıklanmasıydı. Açıklandı. Bakalım bu sene hangi filmleri şey. Geçtiğimiz günlerde esas biz bunun dediğim Oscar'ın anne yarısı olan teyzesi Golden Globe ödüllerinden bahsetmiştik. Teyze yarısı annenin dörtte biridir çünkü. Evet, otomatikman Oscar'ın da adayları belli oldu. Hemen size özet geçeyim de neyi seyredeceğiz, neyi seyretmeyeceğiz diye aklınızda bulunsun. Şeyden başlayalım, en iyi yabancı filmde galiba bu sene ülkemizden de bir film var değil mi? Evet. Mustang. Mustang, evet, Fransız yapımı Türk filmi diye geçiyor. Evet, Mustang mi Mustang mı ne olduğunu tam olarak okuyamıyorum. The Mustang diye geçer. Deniz Gamze Ergüven imzalı film. Ben onu biliyorum bir tek. Onun dışında seni dinliyorum Fahir. Evet, o en iyi yabancı film adaylarından bir tanesi. Benim de bildiğim Mad Max 10 dalda aday. 10 dalda aday ama en iyi film adaylarını hemen ben size kısaca özet geçeyim. Buyurun. The Big Short. Yani Türkçemizdeki adıyla büyük sevimli açık. Ufaklık. Sevimli ufaklık. Bu veya... şey mi bu, geçen senin izlediğin film miydi Ege? Ekonomi dünyası ile ilgili olan film. Ben 83 yılından Borsa diye Türkçe'ye çevrilen Wall Street'i seyretmiştim. O da o ekonomiyle ilgili aynı film olarak bakabiliriz. Büyük açık diye geçer. Michael Douglas mı oynuyordu o filmde? Michael Borsa, evet. Ondan sonra Room diye çevrilen, daha doğrusu Spotlight. Room diye İngilizce'ye çevrilen. Room diye İngilizce'ye çevrilen, Türkçemizde Gizli Dünya olarak adlandırılan bir diğer film var. Marslı, The Martian en iyi film adaylarından biri. Diriliş,
Bir diğer aday Mad Max. Aynen abi. Diriliş dediğin bir ayının sevgi dolu hikayesini anlatan film değil mi? Aynen abi, aynen abi. Leonardo DiCaprio yanlış anlamasın. Öteki oyuncudan bahsediyoruz. Bu arada Star Wars maalesef gücü yetmedi. Son dakikada çünkü. Evet, son dakikada girdiği gösterime için girdi. Gösterime girdiği için ve artık neden olduğu belli değil. Maalesef şey yapamadı. Ne derler? En iyi film adayları arasına giremedi. Erkeklerde kimler var? Bu Marslı'daki rolüyle çok değerli adamımız kimdir bizim? Matt Damon. O da en ve Leonardo DiCaprio en kuvvetli iki aday olarak gösteriliyor. Sevgili 70'lik adamımız Rocky serilerinin unutulmaz oyuncusu. Aa, o da aday mı? O da aday. Yardımcı erkek oyuncu adayı. Yardımcı yani. Evet. Nereden nereye işte ya? Esas çocuklukta faydalanamadık bu Oscar'dan. Yardımcılığa diye. Doğru giden. Aslında bir şey söyleyeyim mi demiş Sylvester Stallone. Yardımcı erkek oyuncu daha iyi demiş. Neden demişler? Hem daha az vakit harcıyorsun, hem daha az, hem de kendime aynı şekilde demiş. Kırmızı Halı'ya gidiyorsun, sonuçta after party'ye gidiyorsun, Oscar alıyorsun. Oscar'ların büyüklüğü değişmiyor değil mi? Herkese aynı gramaj. Tabii canım Oscar ödülü sabit. Yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı biraz daha böyle bir baş daha kısa falan değil. Değil. Aynısı. O zaman tebrik ediyoruz. Şöminenin üstünde esas duruşta dursun Oscar. Valla heyecanla bekliyoruz. Gecenin sunuculuğunu da 28 Şubat'ta gerçekleşecek törenin sunuculuğunu da kim yapacak? Kim yapacak? Chris Rock yapacak. Chris Rock daha önce yapmıştı. Gerçi yaptı. Chris Rock'ı bence iyi düşünmüşler. Çünkü dün en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi de Oscar adayları hakkında hiç siyahi oyuncunun adaylar arasında olmamasıydı. Gecenin sunucusu Chris Rock olunca açılış esprilerinde az çok tahmin edeceğiz neler olacağını. Bir takım ırkçı esprilerle bakalım coşkulu bir geceye hazır olsun diyoruz Oscar adaylarına. Ama böyle olmaz, böyle daha uzun uzun başka bir zaman nasıl inmişiz? Bir ay vaktimiz biraz var. Biraz filmleri de seyredelim de evet. Konuşmamızın boşluğu biraz daha dolsun. Tamam. Sevgili dinleyiciler, JoyTürk'te Modern Sabahlar Mabel Matiz'le devam ediyor. Bir hadise var radyonuzda. Modern Sabahlar. Anam. Galivanam. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir cuma sabahında sizlerle birlikteyiz. Pek çokları için haftanın son iş günü olduğunu tekrarlayalım ki yarın durup dururken işe gitmek için insanlar hazırlanmışlar. Sırf yarın erken kalkmayacağını düşünerek bugün neşelenen insanlar var. Onlara da günaydın diyelim. Yarın bu saatlerde tatlı tatlı uyumaya devam etsinler. Herkesi yakaladı vallahi Ege. Herkesi yakaladı. Seni hınzır. Bir de pek çok dinleyicimiz için de tam ayın ortası dersen onlar da dışarıda kalmış olurlar. Mayıs olduğunu bir kez daha mı hatırlatalım? Evet, Mayıs gününün geldiği. Sanki biz de sanki bizim maaş günümüz. Vallahi, ama olsun. İyi kalpli insanların maaş günü olunca hepimize de sirayet eder. Biz de seviniyoruz değil mi? Evet. Şöyle bir bakıyoruz da gündemimize yeni saatin başından. Bu saatlerde konuşulacak en güzel konulardan bir tanesi de ilişkiler, öyle değil mi? Doğru. Evet arkadaşlar, evet dediğinizi duyar gibiyim. Evet. Evet. Çapkınlığın sırrı bulundu. Nasıl bulundu isterseniz. Bir sır mıydı çapkınlığın sırrı? Bir sırmıştı çapkınlığın. Yok öyle çapkınlık değil. Çapkınlık sırları anlamında mı diyorsun? Hayır, yoksa? Dün de burada mevzudan bahsettik. 3 aşağı 5 yukarı böyle attığınız mesajlar falan filan diye. Pek çok hınzır dinleyicimizin zehir gibi zihinlerini çalıştırdıkları ve bir şekilde hiç tanımadıkları ya da az tanıdıkları ve hoşlandıkları insanlara fantastik. İlk adım yolları mı? İlk adım yolları. Hani bir mesaj atıyorsunuz, karşılığını bulamıyorsanız hatayı biraz daha kendinizde aramanız lazım. Artık bu teknolojiyle karşı taraftan mesaj almanız an meselesi. Burada bize taktik mi öğreteceksin Fahir? Yani gerçi bunun taktiği olmaz. Herkesin taktiği kendine kadardır. Benim orada senden öğrendiğim bence tek önemli taktik var. 3 mesaj kuralı. 3 mesaj kuralı önemli. Çok mantıklı. Bu arada bizi dinleyen genç dinleyicilerimiz varsa böyle bir ilişkinin başında hakikaten bu 3 mesaj kuralını akıllarında tutsunlar. Genç, yaşlı, herkesin işine yarayacak bir şey bu Ege. Mesajlaşarak iletişim kuran herkesin bilmesi gereken temel bilgilerden biri. Bence boş ver çapkınlığın şeylerini, inceliklerini ve sebebi miydi? Neydi çapkınlığın? Yani ne hayır, demiştin? Sırrı. Onu boş ver, 3 mesaj kuralını anlat. Madem konusu açıldı. Şimdi 3 mesaj kuralı çok bu beynel minel bir hadise. Cep telefonlarımızın hayata girmesiyle beraber, hayatlarımıza girmesiyle beraber insanlar mesajlaşmayı alışkanlık sevdiler. Ancak yanlış kullanım neticesinde de pek çok ilişki maalesef başlamadan bitme noktasına geldi. Dolayısıyla yapılan araştırma, yani tarafından yapılan araştırmada
Zamanında yalnız bu benim, alan çalışması. Evet, alan çalışması. 90, son derece bilimsel. Bilimsel. O zamanki Science Fiction dergisinde pek çok makaleye ilham olmuş bir araştırmadır. Science Fiction diye bir dergi olmamasına rağmen. Olsaydı kesin düşünün, çıkardı diye düşünüyorum benim araştırmam. Orada bahsedilen konu şudur. 3 mesajı aşmayacaksın. Yani şimdi geldi diyelim ki sen bir mesaj attın. Sevdiceğine mi veya potansiyel olarak ileride sevebileceğin bir insana mı? Evet yani. O onunla değil mi? O potansiyeli karşı tarafta görüyorsun, tamam, bir mesaj attın. Uyudun mu? Ya yok, uyudum. Uyudun mu olmasın? Uyudun mu, yok. Bir mesaj attın, karşıdan bir mesaj geldi cevaben. Çok güzel. Ne etti bu? Bir. Senin attığın sayılıyor değil mi? Senin attığın birinci sayılıyor. Tur. Tamam. Birinci tur. O da atmış olabilir. Sen de atmış olabilirsin. Bir cevaplaşma oldu. Tak, espriyi yaptın. İkincide bir açılım yaptın. Tak, bir daha mesajı attın. Karşıdan cevap geldi. Ne etti? İkinci tur. Sen artık iyice gaza geldin. Diyorsun ki biz böyle acayip mesajlaşacağız. Hop, üçüncü mesajı attın. Karşıdan cevap geldi. İçin içine sığmıyor. Sen bir şeyler yazmak üçüncü istiyorsun. Üçüncü turu tamamladın değil mi? Üçüncü turu tamamladın. Tamam. Yazmayacaksın. Yazmayacaksın. Orada duracaksın. Telefonu güvenli bir yere bırakacaksın. Yılmaz telefonu abi. Güvenli... hayır. Ay, teşekkür ediyorum Oktay. O telefonu alacaksın. Evet. Eğer yazma güdüne hakim olamıyorsan gerekirse pilini sökeceksin. Gerekirse kapatacaksın. Uçak neden modunu alacaksın. Neden? Dördüncü tura girildiği an ne oluyor? Dördüncü tura geldiği dengeler an. Dengeler alt üst. Çünkü şimdi ilişkiyi bir şey gibi düşün. Yokuş sinüs mu? Sinüs eğrisi gibi düşün. Yokuş gibi düşün. Sinüs eğrisini görmemiş dinleyicilerimiz olabilir. Grafiklerle o zaman aktarayım. XY düzleminde ilişkimizi görecek olursak ilişki mesajlaşmanın başlamasıyla beraber sıfırdan yüze tokat 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 çıkmaya başlıyor. Ve üçüncü mesaj sonunda zirveye ulaşıyor. Sıfırdan yüze zirveye ulaşıyor. Tamam. Biz İngilizler buna ne diyoruz? Peak noktası diyoruz. Peak noktasına ulaştın. Oradan X eksenine ki paralel İngiliz değilsiniz. Bir, ki İngiliz olmamama rağmen. Evet. Kesik kesik bir çizgi çek. Tamam. Ne oldu şu anda ilişki? Zirve noktasında. Yani karşılıklı diyaloglarının zirve noktasında. Sonrakilerde ne yapıyor? Bakınız, bayır aşağı kendini veriyor. Salıyor. Salıyor. Yani kafası eğiliyor. Ve kafası ağır çekmek suretiyle aşağı adeta 100'den 0'a geriye geliyor. Gerisin o dördüncü mesajdan sonraki kısım mı? Evet, üçüncü mesajdan sonraki. Dolayısıyla burada anlatılmak istenen şu. Eğer ilişkinizi sıfırdan yüze, yani o en üst zirvede bırakmak istiyorsanız o gece için veya da o gün için ne yapacaksınız? Üçüncü mesaj sonunda bunu keseceksiniz. Eğer dördüncü mesaja geçersen bayır aşağı salmış gibi bayır olursunuz. Bayır aşağı salmış olursunuz. Aman dikkat diyoruz. Çok bu, güzel anlattınız Fahir Bey. Yaklaşık 3-4 kişiyle yapılmış bir araştırmanın neticesidir. Çok güzel anlattınız. Aynı araştırmanın içinde hem sinüs dedi hem bayır dedi. Evet. Herkesin anlayacağı şekilde hepimizin, anlattı yani. Hepimizin anlayacağı şekilde anlattığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hassas bir konuydu bu. Modern Sabahlar. İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Modern Sabahlar Joy Türk'te, radyonuzda. Radyonuz neredeyse bilmiyoruz şu anda. Başucunuzda da olabiliriz. Hemen yanı başınızda veya aracınızın konsolunda da olabiliriz. Oradan vır vır dır dır konuşmaya devam ediyoruz cuma sabahında. Azıcık da emlak dünyası mı desem ben size, birazcık da, çünkü biliyorsunuz yatırımcının en çok takip ettiği programlardan bir tanesi Modern Sabahlar'mıştı. Doğru. Çünkü tüm dinleyicilerimiz zengin. Hayır, zenginlik... Parayı nereye akıtalım diye düşünüyorlar. Şöyle söyleyeyim Ege, oradan dinleyicilerimiz kendilerini bileceklerdir. Tüm dinleyicilerimiz gönül zengini. Dolayısıyla illaki emlak zengini olmaya gerek yok. Gönüllerinin zenginliği bize yeterdi artar bile. Kesmeyin ve... benim 250 liramı. Ve 2016'nın en iyi radyocusu ödülü Ghost'u. Hayır, önce gitti. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz. Neyse, bütün hepsi Türkçe, bir tek Ghost'u İngilizce. Ya nedense işte o anlaşılamadı. Çünkü özel radyolar Türkçemizi bozuyor Oktay. Doğru. Bir şekilde Türkçemizi bozduğumuzu da göstermemiz lazım. Evet, devam edelim bakalım. Emlakçının güncesinde bu hafta elimize kupon bir emlak geldi. İsterseniz biraz ondan bahsetmek istiyorum. Onu verebiliyor muyuz yayında? Ya veririz. Tanıtıcı reklam derim başına, verir giderim ya. Allah Allah, ne olacak? Yetişkin eğlence sektörüne hizmet veren en değerli, en güzide kurumlardan bir tanesiydi zamanında. İnternet. İnternet. Doğru. Bizim sponsorumuz mu? Yok, sponsorumuz değil. Evet, yani o da değil. Bu... Yetişkin eğlencesi dediğinde aklımda benim çok da parlak şeyler canlanmıyor Fahir. Doğru söylüyorsun. Şu dakikalarda bizi küçük çocukların da servislerde dinlediğini unutmayalım lütfen. O zaman sorumluluk bilinciyle niye devam edelim. Luna Parklarda da yetişkinlerin eğlendiğini biliyoruz. Belki bir Luna Park'tır. Nedir bu önyargı gibi? Oo, çok güzel söyledin. Hakikaten Oktay, doğru söyledin.
İçinin temizliği yüzüne vurmuş oldu. Yani sen Anadolu Lisesi mezunu olduğun için yetişkin deyince hep İngilizcesi geliyor aklına anladığım kadarıyla. İngilizcemiz ama öyle de olmayabilir. Adult diye geçen ama yetişkin olarak Türkçemize çevrilen Dostluğun Böylesi adlı eserimize isterseniz bakalım. Şimdi hepimizin Hugh Hefner abisi olarak bilinen 89 yaşındaki değerli güzide yatırımcı Hugh Hefner abimizi. İsterse 189 olsun yine de abi olacak değil mi? Abi olacak tabii. Abi de demiş. Abi de Hugh Hefner parayı nereden buldu? Parayı bir takım dergiler, efendim, eğlence sektörü, dergicilik, diyelim. Dergicilik ve dergiciliğin dergicilik olduğu dönem. Dünyaya dergiciliğin nasıl bir dergicilik olduğunu anlatan isim diye geçer. Hugh Hefner en nihayetinde malikanesini, ki kendisi Playboy malikanesi olarak da bilinir. Özel bir marka, özel bir, dergi, özel bir marka, özel bir marka malikane diyelim. Bu malikanenin satışına karar vermiş. Yeterin gayrı demiş artık demiş. Ben demiş, 89 yaşındayım ben bu malikaneyle uğraşamıyorum artık. Yo vallahi çatır çatır uğraşıyor da yakıt mı çok geliyor tabii. Çok korktum Fahir. Çatır çatır deyince uğraşıyor çünkü çok iş var orada. Çok iş var. Yani bir taraftan çatı akıyor. Ya hayır, bahçeyi taraftan bitiriyorum, çatıyı bitiriyorum, müştemilatı bitiriyorum. Hadi bakalım yine çatı. Elektrik çatıyı bitiriyorum. Evet. Elektrikte oradan su tesisatı hiç şey yapamaz. Bir de bina olamaz. Eski bina biliyorsunuz. Sürekli müstakil de. Müstakil. Onda sıkıntıları var. Ve demiş bahar aylarında karınca basıyor demiş evimi demiş falan tabii bir sıkıntılar. Satıyor mu artık? Satışa çıkardı $200 milyon diye de. Eşyalı mı satıyor? Bakayım eşyalı A. Eşyasız E. Teşekkür ediyorum Ege'cim. $200 milyon satışa çıkardı. Gotik tarzı. Eğer siz de gotiğin hastasıysanız. Hep gotik tarzı bir ev hayalim vardı benim zaten. Canım, çok iyi oldu. Kimisi şeyi sever, gotik sever. Kimisi gotik sever. Gotik sever. Kimisi efendime söyleyeyim Afro-Amerikan sever. Afro-Amerikan diye bir mimari tarzı var mı? Bence olsaydı çok güzel olur. İstersen alaburuz de. O da bir saç modeli çünkü. Alaburuz tarzımızdaki binamızda dikkat ettiniz mi? Köşe bentler inanılmaz. Mimari de yeni bir boyut. Bence çok güzelmiş ya Afro-Amerikan tarzı ev. 2000 metrekare ve 29 odası bulunuyor. İstediğiniz kadar misafir ağırlayabilir. Ağırladıkça bizi anabilirsiniz. $200 milyon. Ağırladıkça ödeyebilirsiniz. Yalnız tek bir şart var demiş Hugh Hefner abi. Üzerinize herkes alacaksınız demiş. Fış diye dönmüş. Ne oluyor ne diye. Demiş? Ben ölünceye kadar burada oturacağım efendim. Nasıl demiş? Nasıl şart ya o? Valla 29 odanın bir odasını 200 milyon veriyorsun ve eve oturamıyorsun. Ha bir odasında mı oturmak istiyor? E canım bir iki odasını verirsin yani. Tamam o zaman o eşyalarını koymak için istiyordur. Hani oluyor ya bazı evlerde mesela bir oda hiç açılmıyor. Evet. Böyle ev sahibi eşyalarını koymuş oluyor o, ya. O korku filminde falan olan şey. Bu odaya asla girmeyeceksiniz. Ne korku filmi ya? O zaman söyleyeyim. Yok, ülkemiz bir korku filmi cenneti. Normal. Ev kaç oda? Olur. İki oda bir salon. Yani normalde üç oda bir salondu be. Bir odada bizim eşyalarımız var. Bir de onun kapısında kilit vurulup zaman zaman da eşyaların bir kısmını geri almak için kontrol maksadıyla eve gelinme şansına da sahip olunuyor. Gerçi Hugh Hefner'ın pek eşyası da yok benim bildiğim kadarıyla. Yıllarca karşımıza röpteşambırla çıktı. Tabii canım ama sen zannediyorsun ki bu adamın bir röpteşambırı var. Hayır, aynı röpteşambırdan 250 tane. Çünkü her sene en az 2 tane röpteşambır aldığını düşünecek olursan hediyesi var. Sen Hugh Hefner'a bir hediye alacak olsan ne röpteşambır alacaksın? Röpteşambır alırsın hakikaten. Yeterin gayrı adamın tek röpteşambırı var zannediyorsun. Gidiyorsun röpteşambır alıyorsun pofidiklerden. Ne yapıyorsun? İçine değiştirme kartını koyuyorsun. Hop Hugh Hefner alıyor gidiyor. Ne yapıyor? Gene bir röpteşambırı değiştiriyor. Saten röpteşambırını alıyor. Ama Hugh Hefner'la yaşama şeyine sahip olacaksın. Şansına da sahip olacaksın. Kendisi ne yaşayacak? Anılar anlatır onun var ya. Çevresi, ben de demiş anılar bitmez. Onun çevresi çok geniş değil mi ya Hugh Hefner'ın? Geleni gideni çok olur. Bir odaya sığmaz ki o. Ya artık geleni gideni mi kaldı Oktay? Adam 89 yaşında bütün arkadaşlarını gömmüş çok affedersin. Dolayısıyla da pek de öyle geleni gideni olmuyor. Bildiğimiz de kadarıyla genelde kendinden genç olan insanlarla arkadaş oluyor. Benim Oktay, bildiğim kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla. 89 yaşında. Genç arkadaşları dediğinde yaşında. 70 yaşında. Ay, Sylvester Stallone falan hep arkadaşı. Gelemiyorum demiş. Siyatiklerimi aldı demiş Sylvester Stallone'a. Genç arkadaşlar ve anılar dedin ama orada da anılar da 89 yaşındaki adamın anıları bitmez. Hep aynı onun da olabilir. Ya hep aynı. Bir kere şey onu anlatmış mıydım size? Onu unuttum. Bir daha baştan anlatayım falan. Peki gibi. En çok mutlu olduğum konu ne biliyor musun? İyi ki Hugh Hefner değilsin ya. O kadar beni şey yapardı ki. Küçük şeylerden mutlu olmada bayılıyorum Fahir. Vallahi bu tür küçük şeyler bana hayata dair umut veriyor. Bazen şöyle dönüp aynaya bakıp hepimiz kendimize iyi ki bu sabah Hugh Hefner olarak uyanmadım diyerek şükretmemiz gerekiyor galiba. Ve bu fırsat gitmeden önce bu şükrü gerçekleştirmemiz köprüden gerekiyor. Köprüden önceki son çıkış mı diyorsunuz Oktay Bey? Ne diyorsunuz? Oktay Bey kastınız biraz ama tebrik ediyoruz. En iyi bağlama ödülü
Bakıyoruz, zarfımızı açalım. Gitmeden önce diyoruz. Gittiğinde ile diyoruz. Göksel geliyor. En aktarlar kimdi diye de fare soralım. Ona da ufak da bir ödül verelim isterseniz. En aktarlar? En aktarlar, tamam. En aktarlar şarkısı. En aslında aktarlar kimde? Kimde? En aktarlar sende olacaktı. Doğru cevabımız. Göksel'le devam ediyoruz sevgili dinleyiciler Modern Sabahlara. 8.37 oldu saatimiz. Gündeme bakmaya devam edeceğiz. Modern Sabahlar. Amanın komşular, yetişin ha dostlar. Modern Sabahlar'da gündeme bakıyorlar. Yeterli. Teşekkür ediyoruz. Gündemimiz hızla devam ediyor. Gündem akıyor. Biz yakalamaya çalışıyoruz. Acık da bilimsel dünyalar diyelim. Acık da diyelim. Araştırmalar diyelim. Acık da diyelim. Biraz da diyelim. Ne oluyor diyelim. Yurt dışında neler oluyor, neler bitiyor. Hep ülkemize bakıyoruz. Biraz da yurt dışına bakalım. Buyurunuz efendim. Tabii ki bilim modern sabahların göbek adıdır. Evet. Hoş geldin. Bu sabahki yayından zerre kadar tad alamadım ben. Niye? Bir saniye. Siz çok mutlusunuz ama. Evet. Bir kere bile buyursunlar demeden bu saati geçiriyoruz. Neyse canım, önümüzdeki saat içerisinde sana sınırsız buyursunlar deme şansın var. Biriktirdiklerinin tamamını önümüzdeki saat içinde kullanabilirsin. Tat vermez yani. Bu sabah siz de biraz hoşlanın. Tamam, yaptığımız baştan alalım. İstersen baştan alalım. Baştan alıyoruz. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Cuma sabahının gündemine bakıyoruz. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci ile birlikte. Buyursunlar. Bak, hayat ne kadar güzel oldu. Demek ki isteyince oluyormuş. İyi oldu mu? Güzel geldi mi? Tabii. Hakikaten ifrazatı şimdi attı. İfrazatı şu anda attı. Yani program benim için bir angaryaydı. Buyursunlar dedim. Ben de bir parçası oldum. Haline geldin. Ne kadar güzel. Şimdi bilim kurgu biliyorsunuz ki hepimizin hayallerinin vazgeçilmesi, değil mi? Bilim kurgu deyince aklınıza gelen kim var? Bir kahramandan bahsedecek olsak, bilim kurgu kahramanı. Bilim alt çizgi kurgu. Ha? Kim var? Çok bir geliyorum. Tane canım aklına gelen bir sen söyle birer hakkınız olsa. Temel Reis değil mi? Ne kadar güzel, tam bir bilim kurgu kahramanı. O da bir kurgu karakteri, illa çok bilimle alakası yok. İçinde ama bilim yok. Spanak var orada. Ben daha yaratıcı bir cevap vermek istiyorum müsaadenizle. Safinaz mı? Oktay inanılmaz çünkü harikasınız, inanılmazsınız. Kaba sakal da diyebilirdim ama veya Safinaz'da geçiş sakalı da diyebilirdim. Burada neden oldu mu bari, doğru bana, mu? Bana laf bir şekilde dokandırıyorsunuz gibi geliyor. Lütfen bana laf dokandırtmayınız. Yok, hiç dokandırtmıyoruz. Fahir çok güzel oldu. Sakalım geçiş sakalını çoktan geride bıraktı. Adeta tam bir sakal şölenine doğru kıvama gidiyoruz. Kıvama geldi sakalların. Şimdi sakaldan bıyıktan bahsetmeyelim bu saat itibariyle. Evet. Bilim kurgu dedin. Onu canımız çekti. Evet, kıldan tüyden konulardan bahsedelim. Gene yani kıldan tüyden konulardan bahsedeceğiz ama bilim kurgu hikayelerinin vazgeçilmez üyesi Örümcek Adam, değil mi? Örümcek Adam'ın hikayesini hepimiz biliyoruz. Küçük örümcek tarafından ısırılan ve daha sonra örümceğin bütün pozitif özelliklerini alıp negatif özelliklerini dışarıda bırakan. Örümceğin negatif özelliği ne? Yemesi. Evet abi, hiç bugüne kadar örümcek adamın bir şeyi yerken görmedik. Kendisine negatif değil ki o. Sonuçta yiyecek ki dipçik gibi olacak hayvan. Tamam canım, hayvan dipçik gibi olacak da genelde işte pek de hoş olmayan bir beslenme tarzı var. Canım o kendisine değil, işte onu diyorum yani negatif özellik olarak. Tamam, sen örümcek adam olursan o çocuk ne olabilirdi yani, bekleyen tehlike neydi örümcek onu? Örümcek adamın yakaladığı düşmanlarını yediğini düşünsene, nasıl okutacaktın çocuklarına? Doktor ahtapotu yakalıyor mesela. Ahtapot diye yiyor yani, o da gerçekten büyük sıkıntı yaratırdı. Örümcek adamı benim en çok sevmemin nedenlerinden bir tanesi, diğer bütün süper kahramanlara göre biraz daha genç o. Öğrenciliği de devam ediyor bir taraftan. Nasıl yani? Genç ve durumu yok. Süperman de genç. Hepsi maşallah ilerliyor. Süperman ne genç? Neredeyse birinci de kademeye geldi gazetede. Ya o tamam da o ayrı. Görüntüsüne bakacak olursan ilerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlılara taş çıkartırım. O gezegeninin özelliği. Yoksa kaç yaşlı yani Süperman? Ne mesela, Batman falan da mı yaşlı diye şey. Tabii canım, Batman'ler falan. Canım onlar hep koca adam. Örümcek adam 17-18 yaşlarında bir tıfıl genç. Sonuçta pizza dağıtarak öğrencilikten artan zamanlarını ve gazetecilik yaparak şey yapıyor. Canım genç dediğinde 5 yaş genç. Yani sizde bir zamandan sonra 5 yaşın ne esprisi kalır? Süper kahramanlıkta 5 yaş çok şey değiştirir. Olur mu canım? 80 ile 85 arasında ne fark var? Senin dediğin takip mesafesi. Takip mesafesi. Doğru. Neyse ben bir şeyime başlayayım. Buyurun. Örümceği adama bakalım biz. Örümceği adama bakmıyoruz. Şimdi böcek ısırığı biliyorsunuz ki hepimizin korkulu rüyası. Kimilerinin alerjisi var. Kimilerinin korkusu var. Türlü türlü hayalleri var. Türlü türlü umutları var. Kabuslar anlamında. Evet. Bir başka böceğimizden bahsetmek istiyorum. Bu böceğimiz bir kene türü. Türkçe'de Amerikan kenesi olarak geçen Lonster Tick adı. O zaman böcük demen lazım Fahir. Evet, gerçekten bu böcüğümüz Amerikan kenesi böcüğü. Kene deyince biliyorsunuz herkesin aklına
ne geliyor ülkemizde? Kırım Kongo kenesi geliyor. Evet, Kırım Kongo kenesi. Bu o tür bir kenemiz değil. Bu kene ısırdığı adamı... Kenenin gücü ve özelliklerini mi veriyor? Hayır, beslenme alışkanlıklarını değiştiriyor. Yani bu kene tarafından ısırıldığınızda adeta inanılmaz bir vejetaryana dönüyorsunuz. Et yiyemem. Neden et yiyemem? Çünkü böceğin mantalitesi şu. Ben bu karşı tarafa ısırıp bu zehrimi akıttığım zaman ben de bir sonuçta et türevi canlı olduğum için beni yemesin diye onun beslenme alışkanlıklarını değiştirecek ölçülerde hormonal bir şey veriyorum. Karşı tarafta otomatikman tam yiyecekken ne yapıyor? Ay et mi hiç yemem, beslenemem diyerek durup kendine dururken, durup dururken. Sadece o kene ısırdığı için. Evet, kene ısırdığı için. Bu kene sayesinde beslenme alışkanlığını değiştiren oldukça fazla insan var. Sayesinde dediğin iyi bir şey olarak mı söylüyor uzmanlar? Faydalı kene mi bu? Yüzünden mi diyorsun Fahir? Ötürü diyorum. Şimdi ben Fahir'i dinlerken şeyi düşündüm. İyi ki kene adam diye bir çizgi roman kahramanı yok karşımızda. Dünyanın en sıkıcı hikayesi olacak. Niye? Hep tek yönlü besleniyordum, et yiyordum. Sonra bir gün gizemli bir şekilde bir kene beni ısırdı. Şimdi bol bol sebzemi de yiyorum. Eti hayatımdan tamamen çıkardım diye bir kahraman olacak. Et şimdi birazcık pahalı ya. Yani ama gerçi durumu da olacak durumu, yani. Ama yani tabii brokoli de pahalı. Değil mi? Baktığın zaman ıspanak da pahalı. Yani mevsiminde yersen o kadar mevsiminde, korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Zaten yani bizim burada vermeye çalıştığımız mesaj, her şeyi zamanında az az sık sık yiyerek tüketin. Yani bunun aslında çok güzel. Turfanda adam neydi, bir süper kahraman olabilirdi. Turfan, her şeyi mevsiminden önce yeme özelliği olan bir karakter. Mesela ocağın ortasında efendime söyleyeyim. Sırf karpuz. Masraf o zaman o ya, Turfanda adam. Masraf, masraf çıkarıyor sana Turfanda adam dediğin şey. Ama özel gücü sayesinde ucuza ve bol bol vitaminli yiyebiliyorsunuz. Yeme şansına sahip oluyorsunuz. Neyse, bu böcek sayesinde diyoruz ama bu böceği bilimsel olarak kullananlar var. Mesela bazı insanlar, ay yıllardır et yiyorum, yeter artık, burama kadar geldi. Her tarafım gut 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 gut. Yeme. Gut. Yeme işte olmuyor. Duramıyor adam. Çünkü neden? Et yiyor, et istiyor. Bünye artık alışkanlık edinmiş. Et istiyorum diyor. Ya et verin bana diyor. Sakatat verin bana diyor. Böyle konuşuyor adam artık. Çünkü et yemekten yöresele dönmüş yani. Et ver bana diyor. Onu dediği zaman ne sağlıklı yapıyorsun? Sağlıklı beslenmek için. Doktora gidiyor, diyor ki doktor bey diyor, böyle böyle bir saniye diyor. Lak keneyi çıkarıyor. Lak diye bunu bir ısırıyor. Adam bir ıstırtıyor anda. İstırtıyor demen lazım Fahir. İstırtıyor gerçekten. Brokoli ver bana diyor. Siz niye hala öyle konuşuyorsunuz? Konuşması değişmiyor. Bizim de bana böyle alışkanlık. Ispanak ver bana diyor. Marul diyor. Bana brokoli verir misinizle dönmesi lazımdı aslında, evet. Değil mi şeyle beraber? Gerçekten de bu böcek sayesinde bu et alışkanlığından vazgeçmeye çalışan insanlar var. Kendim vazgeçemiyorum, bari bu böcek sayesinde vazgeçeyim diyenler var. Cevap alamayacağımı bilerek şöyle sormak istiyorum. Hayır, ben de her şeyin cevabı var, buyurun. Bu böceği nerede bulabiliriz? Efendim, böceğimiz genellikle Amerikan kırsalında. Çünkü bu Amerikan kenesi olarak da bilinen Lone Star Tick adlı kenemizi yalnız ve yalnız 35 lira artı kargo masrafıyla evlerinize kadar gönderiyoruz. Doğrudan satış bölümüne mi geçti Fahir? Ne bileyim ya, tanıtıcı reklam da giremedik. Şimdi durduk yere başıma iş açtım. 35 aslında lira. Şimdi bizi dinleyen anneler falan içten içe şey diyorlardı. Öyle bir kene bulsak da şu çocukları ısırtsak, çocuklar biraz sebze yesen. Peki bir şey soracağım. Ateş mateş yapıyor muymuş Fahir? Yok canım, ateş dedim. Sonuçta kene yani. Sen melek yavrularını... Haşlama yapıyormuş. Daha çok sebzeyi haşlamaz mısın? Melek yavrunun bir haşlama yediğinde mi o karşında haşlama yediğinde mi mutlu olursun? Yoksa yoğurtlu ıspanak yediğinde mi mutlu olursun? Tabii ki yoğurt ve ıspanak. Biz geçen gün... Çünkü daha ucuz olduğu için Ege Bey... Çocuklara brokoli yedirttik diye evde bir bayram havası esti ya. Hatta böyle paylaşamadılar, limonlu yağlı brokolileri yedikten sonra. En güzel anılarımdan bir tanesini anlatmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Dilan Hanım ve Mehmet Bey sayesinde öğrendik ki kene diye süper kahraman varmış. Var mıymış? Bakın göstereyim size. Hatta kene adam mı? Retweet da edelim. The Tick. Doğru. Ama o bir, o, varmış. Bir o eksik kalmıştı, onu da tamamladım. Bu da kendi çizgi romanı mı var? Marvel mi acaba bu da, sanki öyle. Evet, kendi çizgi romanı da var. Marvel da... çizgi romanları da ne yapacağını şaşırdı. Bütün böcekler, bütün hayvanlar, bütün doğa olaylarının hepsinin bir süper kahramanı oldu. Sevgili dinleyiciler, kendinizi ezgin, ezik hissetmeyin. Yarın öbür gün sizin de bir süper kahramanınızı yaparlar diyelim. Ve modern sabahlara Burcu Güneş'le devam edelim. Yakın mesafe. Modern sabahlar. Yandım Allah. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz programımız başladığından beri bu son saatimizi sizi tanımaya, Modern Sabahlar ailesinin üyelerinin özelliklerini öğrenmeye ayırıyoruz. Bu sabahki konumuz yine bizim işimize gidecek konulardan bir tanesi. Dinleyicilerimiz arasında nelerin uzmanları var? Kim hangi konuda uzman?
kim hangi konuda bilir kişilik yapıyor. Ama yani profesyonel hayatta değil. Tabii yani bunu bir kez daha şey yapalım yani. İnşaat mühendisiyim, inşaatın uzmanı gibi değil de. Normal yani işiniz dışında çevrenizdekiler, sevenleriniz, sevdikleriniz size hangi konuda gelirler, hangi konuda yardım isterler ve siz de onlara yardımcı olursunuz. Ya bu profesyonel hayatlarıyla da ilgili olabilir. Adam sonuçta iletişim sektöründedir, bilgisayar sektöründedir. Heh. Bir bilgisayar alacağım, nasıl bir şey alacağım diye bazı beyefendiye ya da hanımefendiye soruyor olabilirler. Veya bu telefonun şarjı gidiyor mu diye de sorulabilir. Peynir alacağım, Ezine peynirini en iyi nereden alırım dediğinizde siz de işte şurada falanca yerde diye buna da hakim oluyor olabilirsiniz. Ben hazır konu buraya gelmişken sizlere şöyle bir dönmek istiyorum. Acaba sizler hangi konuda neye danışıyorsunuz? Et Modern Sabahlardan Twitter'dan bize ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Onun dışında bir de telefonumuz var. Onu da hatırlatalım. Eğitim lisesini de ben vermek istiyorum. Müsaade var mı? Estağfurullah. Hayır. Müsaade ederiz. 0212 368 62 40 numaradan bize ulaşabilirsiniz. Eğitimli sesiniz çok olsun. Sesim eğitimli de diksiyon konusunda sıkıntılarım var. Eğitimli seste telefon verenleriniz çok olsun diyelim biz de. Dinleyicilerimize soralım bir kez daha. Siz neyin bilir kişisiniz? Hangi konularda size danışılır? Biz bir de birbirimize soralım isterseniz. Evet, Fahir sordu onu zaten. Buyurun Ege. Sordum. Sana danışacak olsak ben Ege'ye danışacak çok bir şey bulamıyorum. Ne bana bu aralar saati bile sormuyorlar. Yani ne danışılır? Ege'ye ben şöyle bir düşünüyorum da ucuza nasıl bir şey alınır onu sorsam zaten şey ucuz ama kaliteli de değil. Ne pis bir hava vermişsin Ege ya. Bir şeyin ucuzunu nereden alabiliriz? Mesela adam sen kış lastiği alacaksın hali hazırda. Ki hala almadı. Çıkma kış lastiği nereden bulabiliriz diye bana sorabilirsiniz. Yani mesela bunu sorabiliriz veya siz bunu bize sorabilirsiniz Ege Bey. En şeyiniz ne derler ona temel özelliğiniz onu ucuza nereden alabiliriz diye. Bir dinleyicimiz varmış hattımızda isterseniz kulak verelim hemen. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Selçuk ben. Selçuk Bey hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi? Konya'dan arıyorum. Konya'dan. Evet. Selçuk Bey herhangi bir konunun uzmanı mısınız? Özel hayatınızda ya da iş hayatınızda? Mesleğim dışında evet. Mesleğiniz nedir? Mesleğiniz de Selçuk Bey önce onu öğrenelim. Ben veteriner hekimim. Aa ne kadar güzel. Aslında en çok danışılan insanlardan birisisinizdir. Mesleğinizle ilgili de çok soruyorlardır size. Değil aslında mi? Biraz öyle evet yani bizde ben kanatlı sektöründe çalışıyorum. Kanatlı sektörü. Kanatlı sektörü deyince insanın aklına papağan geliyor. Yok, tavuk. Değil. Evet tavuk. Tavuk, evet. Tavuk sektörünün. Yumurta tavuğu. Selçuk Bey. Tabii ki buyurun. Konumuza tam girmeden önce bugüne kadar veteriner olarak gördüğünüz en ilginç hayvan neydi? Canlı olarak mı? Canlı olarak. Vallahi evet. Bence canlı olmasını tercih ederiz. Canlı söylemeniz. Canlı ve siz gördükten sonra da canlı kalan hayvanları tercih ediyoruz. Teşekkür ederim. En ilginç hayvan çok nesli tükenmekte olan bir kuş gelmişti fakültede. Şu an ismini tam olarak hatırlayamıyorum Latince ismini. Zaten sonradan herhalde tükendi. Nesli tükendi maalesef. Maalesef. Sonuncusunu size getirmişlerdi. 100 yıldır görülmeyen bir kuştu. Bu Konya civarında yakalayıp fakülteye getirmişler doğa severler. Hı hı. Onunla ilgilendik. Onu hatırlıyorum be. En enteresan hayvan. Peki evet. Siz şimdi işiniz gereği tavuklarla ilgileniyorum dediniz. Yumurta tavuklarıyla ilgileniyorum. Bir ara Türkiye'de deve kuşu çiftliğinden falan bahsediliyordu. Deve kuşu da sizin alanınıza mı giriyor kanatlı olduğu için? Yok hayır. Girmiyor. Ege Bey her kanatlı hayvanı lütfen Selçuk Bey'in gündemine sokmaya peki, çalışmayınız. Peki bir şey soracağım Selçuk Bey. Veteriner buyurun. Deyince mesela doktorlukta yani. Doktorlara sürekli telefon gelir ya. Ay şuram şey ağrıyor. Evet öyle bir şey vardır. Halbuki onların uzmanlık alanları vardır. Veterinerlikte de öyle bir şey var mı? Ben kanatlıyla ilgileniyorum. Aynen öyle. Var aynen mı? Aynen öyle. Yani işte hani veteriner olduğumuzu bilen arkadaşlarımız çalıştığım sektörü bilse bile şöyle bir algı var. Fakülteden mezun olan sanki hem büyükbaş hayvancılıkta işte hem koyunculukta hem kanatlı sektöründe hem pette bunların hepsine hakim olacakmışız gibi bir algı var. Halbuki böyle bir şey yok. Aslında veteriner fakültesi öğrencilerinin şikayet ettiği bir noktadır burası. Biz de bu sese bir kulak vermiş olduk Selçuk Bey sayenizde. Çok teşekkür ederim. Mesela sizi diye aramasınlar. Ay benim kedinin topuk dikeni çıktı ona ne yapacağız Selçukcuğum diye aramasınlar değil mi? Evet. Onu pet konusuyla ilgilenen veterinerlere veya yayına bağlandığımda bana lütfen deve kuşunu sormasınlar diyor Selçuk Bey. Aynen. Peki. Evet. Sizin uzmanlık alanınız ne özel hayatınızda Selçuk Bey?
Ben abimin ve babamın mesleği üzerine yani bir nevi altın bilezik gibi aslında. Aile mesleği. Ne? Tabii tabii, gözlükçülük. Optik mağazası yani. Optik mağazası. Ha. Optikçilikte evet, lider marka. Yani teşekkür ederim. Güneş gözlüğünde işte veya herhangi bir optik gözlük almak istediği zaman bir arkadaşlarım bunu da bildikleri için genelde gelip bana danışırlar. Ne alalım abi, ne alalım Selçuk'cum ya? Ben ya şöyle böyle bir şey almamız lazım. Jilet gibi gözükmek istiyorum bu yaz. Ne alalım, böyle benim suratıma ne gider? Aynen, en çok karşılaştığımız soru o. Artı lenslerle alakalı soru soruyorlar. Lens kullanımıyla alakalı. Ben kendim 10 yıldır kullanıyorum. Peki siz direkt sizin dükkana mı yönlendiriyorsunuz Selçuk Bey, yoksa başka yönlendirdiğiniz dükkanlarda var mı? Eğer her işi direkt kendi işlerinize. Abinin mağazasına yani. Abinin mağazası ya. Çok güzelmiş. Uzayan kol bizden olsun. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Selçuk Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aslında hakikaten önemli konulardan bir tanesi. Bana gözlük ne gider? Seçimi. Gözlük seçimi de bunun. Gözlük seçimi öyle. Bir de şimdi gözlükler böyle fiyat konusunda bazen şey oluyor ya. İşte gözlüğü soruyorsunuz ne kadar? 800 lira. Ama indirimimiz var, 300 liraya bağlıyoruz diye insanın kafasında garip soru işaretleri oluyor. Twitter'dan Kakimu demiş ki genel olarak 90'lar Türkçe pop, özel olaraksa Harun Kolçak diskografisi ve dansları uzmanlık alanımdır demiş. Kim ne soruyor bilmiyorum, Harun Kolçak, Harun Kolçak dansları ile ilgili soran var mı bilmiyorum. Vallahi Harun Kolçak'la ilgili benim hep kafamdaki bir soru işareti var. Bir televizyon zamanında Ünlüler Çiftliği mi ne, öyle bir program vardı. Harun Kolçak'ın da katılmış olduğu. Ünlüler Çiftliği değildir o programın ismi ya. Yani, ünlüler bir çiftlik hayatını simüle ediyorlardı. Bir simüle. Yoksa ünlü yetiştirme çiftliği değil anladığım kadarıyla. Serbest gezen ünlüler. Hayır yani. Hayır öyle değildi de orada Harun Kolçak. Mesela sağlıklı şarkılar da o çiftlikten çıktı zaten. Evet, en sağlıklı şarkılar çıktı ve hatırladığım da Harun Kolçak'ın sabah sabah şeydi yani. Jimnastiği mi? Hayır, böyle işte herkesin bir o çiftlik, yani daha doğrusu şeyi değiştirince, böyle ortam değiştirince işte. İnsanda bir peklik duygusu geliyor ya. O peklik duygusu neticesinde gibi konuşmalar aklıma geliyor. Onu da sormak istemiyorum. Günde kaç defa diye sormamak lazım. Bir dinleyicimiz daha hattımızda, günaydın diyelim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım Can. Can Bey, nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan. İstanbul'dan arıyorsunuz. Can Bey, sizin mesleğiniz nedir? Aslında ben hem okuyup hem çalışıyorum güvenlik işinde. Güvenlik işinde lider marka Can diyoruz. Hem okuyor hem çalışıyor. Zaten aynen. Sesinden de anlaşılıyor bayağı genç olduğu Can Bey'in. Ya sesim ince ama 19 yaşındayım. Tam da böyle sesin değişme dönemine giriyorsunuz Can Bey. İlerleyen zaman. Bence de o biraz daha birkaç sene önce oldu Fahir. Yok canım. Benim Can da büyük ihtimalle. Olur mu? Esas üniversiteden sonra benim sesim değişmişti. Ben de en az 3-4 senesinin var olduğunu düşünüyorum Can Bey. Peki. Esas 3-4 sene sonra programımız devam ederse o zaman tekrar bağlanır. Can'ın değişimini alırız. Size evet, güvenlik konusunda mı danışıyorlar Can Bey, yoksa başka bir alanda mı? Yok, bana güvenlik konusunda kimse danışmaz. Bana genelde arkadaşlarım bu kız bana böyle yazdı, nasıl cevap verebilirim gibi. Yazdı derken mesaj yazdı anlamında kullanıyorsunuz. Aynen. İlişki genelde uzmanı. Genelde o, başka hiçbir şey aramıyor. İlişki uzmanı aynen. Diyebilir miyiz size? Gibi. Peki bir uzmanlık alanınız var mı? İlişkinin süreçlerinde mesela başında mı o ilişkinin mimarı olarak mı? Yoksa bir kavga durumunda mı? Yoksa evet, böyle bir çatışma anında mı, bir kavga gürültü durumunda araları yumuşatmak anı, öyle bir uzmanlık alanınız var mı? Yoksa bir yalan söylenecek. Yoksa, nasıl bir yalan söyleyelim yoksa Can'cığım? Yoksa kanatlılar mı? Yani bu konuda her türlü dala bakıyorum. Her türlü. Her alanına hakimim diyorsunuz. Peki. Yani ama genelde ilk başları sürüyorlar yani. Bu kız bana böyle yazdı, ben bunu nasıl cevap versek, bu ilişkiyi nasıl başlatsak. Hep de aynı soru geliyor benim anladığım kadarıyla. Peki Can Bey, çok evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hangi alanda sizi uzman olarak görüyorlar? Hangi alanlarda size danışıyorlar diye soruyoruz. @modernsabahlar Twitter adresimiz. Facebook'tan, façeden bizi Facebook/modernsabahlardan bulabilirsiniz. Telefon numaramız da 0212 368 62 40 diyoruz ve seçkin ürünlerin bir araya getirildiği bir reklam paketiyle devam ediyoruz. Modern Sabahlar. JoyTürk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın diyelim. Sevgili dinleyiciler, sizi tanımaya çalışıyoruz. Hangi konuda uzmansınız? Hangi konuda size danışılıyor? En çok bana danışacaksınız. Ben saksı değilim dediğiniz konuları bizimle paylaşıyorsunuz. @modernsabahlara tweetlerinizi gönderiyorsunuz. Hemen bir tweetle başlayalım o zaman. Psikolata'nın tweeti. Ben psikoloğum adı üstünde. Bana her şeyi danışıyorlar. Hocam, bende akü düşüklüğü var mı?
dendik sana IQ düşüklüğü. Hocam ben animasyon görüyorum. Halüsinasyon. Her konuda danışabileceğimiz psikolojide lider marka psikologa bir kez daha teşekkür ediyoruz. Telefon numaramızı da hatırlatalım. 0212 368 62 40'tan bize ulaşabilirsiniz. Göksel demiş ki Twitter'dan mimarım. Herkes kadar fıtıktan anlarım demiş. Kendi ileri derece bir fıtık hastası. Cep telefonumu bulabilirsiniz orada burada demiş. Kabul buyurunuz demiş ve alo diyoruz. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Hoş bulduk, Yasemin ben. Ankara'dan arıyorum. Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Siz ne iş yapıyorsunuz Yasemin Hanım? Ben yüksek lisans öğrencisiyim. Hacettepe Üniversitesi'nde. Hangi bölüm, ne üzerine? Biyoloji bölümünde ekoloji çalışıyoruz biz arkadaşlarımla. En güzel şey biyoloji, dalımız ekoloji. Evet. Ekoloji tek çalışılmaz zaten. Arkadaşlarınız ve size başarılar diliyoruz Yasemin Hanım. Teşekkür ederiz. Biz sivrisinek yetiştiriyoruz burada. Kumsineği yetiştiriyoruz. Bence yeterince ilginç ve yeterince olsunuz bu konuda. Aşk olsun ya. Biz de yaz boyunca o sivrisinek belasıyla mücadele ediyoruz. Ama bir tarafta burada yetiştirilen bir çiftlik sivrisineğinden maalesef. Evet, biz ölmesinler diye gözlerin içine bakıyoruz. Kan emdiriyoruz falan burada. Nereden buluyorsunuz kanı, çok affedersiniz? Kendi kanınızı mı emdiriyorsunuz bilim için? Ya kendi kanımızı emdirmeyi inanın çok istiyoruz. Çünkü hayvanlara çok üzülüyoruz biz. Aç kaldı ama... yazık ya, şuradan iki emizlesin diye. Yok ama fare, bıldırcın ve tavşan kullanıyoruz. Vallahi şu anda tüylerim diken diken. Siz adeta bir korku filmi gibisiniz. Aslında çok güzel bir çalışma. Çünkü hayvanı, evet, fareye, bıldırcına alıştırırsan İnsanı belki yarın öbür gün bizi rahat bırakacak. Ay ben en çok bıldırcım. İnsan yok, o çok kekremsi bir tadı oluyor. Bana sonra midemi rahatsız ediyor diye sivrisinekler. Gerçekten kuş sevenler var yani. Peki Yasemin Hanım, size ne danışıyorlar? Evet. Affedersiniz, madem hazır bu kadar biyoloji dediniz, ekoloji dediniz, sivrisineğe dediniz. Ne danışıyorlar? Ya duyan insan direkt diyor ki ya biz bunlardan çok şikayetçiyiz. Aha geçen şuramı yediler, biz bunlarla ne yapacağız, nasıl yapacağız diyorlar. Ne evet, bileyim ben diyorsunuz siz de. Ne diyorsunuz cevap tabii, olarak? Yani ne diyeceğim, sinek bu ısırır diyorum. Bir de en çok şeyi soruyorlar. İşte abi sen orada yetiştiriyorsun, biz kurtulmaya çalışıyoruz. Bunları hep sen getirdin falan diye saçmalama. Al aynı ben. Var. Siz yetiştirip doğaya mı salıyorsunuz sonra? Hayır, asla. Laboratuvar ortamında, laboratuvar sineği değil mi? Bilim sineği. Ama evet, bu bilim sinekleri de kullanıyoruz. Ya sonra kaçarlarsa laboratuvardan halimiz nice olur Yasemin ya Hanım. Kaçarsa demiş zaten Yasemin Hanım. Yani işte. Teşekkür ya ederim, özür dilerim efendim. Buyurun, son söyleyeceğiniz var galiba kapatmadan önce mi? Evet. Buyurun. Şöyle bir şey, zaten hani Ankara ikliminde yaşayabileceklerini çok düşünmüyoruz. Özel iklim odalarında yaşayabilecekler. Herkesin içi rahat olsun diyorsunuz yani. Ankara evet, ikliminde evet, yaşayamıyorlar. Çok tamam, teşekkür peki, ediyoruz teşekkür Yasemin Hanım. Görüşmek üzere. Rahat olun efendim. Biz varız derken sivrisineklere seslendi galiba. Biz sizi laboratuvar ortamında bir şekilde yaşatacağız. Hayır, Ankara ortamında yaşamıyorlar. Laboratuvar ortamlarını toplayacağız bütün ve sivrisinekleri gibi. Kral gibi yaşıyorlar, affedersin orada. Twitter'e şöyle bir dönelim isterseniz. Ozan Kayadelen demiş ki şüphesiz ki her spor dalında, her türlü sporda danışılacak uzmanım tek adres Ozan Kayadelen. Ayşe demiş ki eskiden arkadaşlarım yalan parantezinde bahane söylemek zorunda kalınca bana sorarlardı. Çok hızlı ve gerçekçi uydurma yeteneğim vardır demiş. Aslında en çok ihtiyaç duyacağımız insanlardan bir tanesi. Bugünkü dinleyicilerimize not edelim. Konudan konuya dolaşıyoruz. Ne konuşacağımız belli değil. Her dalın uzmanı var dinleyicilerimiz arasında. Bir telefon varmış, bir kulak verelim isterseniz. Verelim. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar. Merhaba. Ankara'dan arıyorum. İsmim Hande. Hande Hanım, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben iç mimarım. İç mimarsınız. Çünkü mimari evet, de ikiye ayrılıyor biliyoruz. İç mimari evet, ve dış mimari olmak üzere. Siz içi tercih etmişsiniz. Ne kadar güzel. Evet, evet, teşekkür ediyorum. Size ne soruyorlar benim peki? Kanepeyi şuraya alak mı diye şey yapıyorlar. Yok, o yani iç mimar deyince çoğunlukla klozetin iç takımını değiştirir misin? Mimariyi klozetin iç takımına kadar indirgeyebiliyoruz. Evet. İç klozet mimarisi. Zaten yani akrabalardan da şöyle oluyor. Zaten halı mesela seçilecek eve zaten beğenmiş. Aa Hande de biz seçsin de bir baksın. Aa dekorasyona kadar yolunuz var yani. Evet, her türlü alakası şeyi soruyorlar. Çok yani zor. Mimar olunca, tan mimar olduğu
tamam pek yemiyor da. Hande Hanım, Tanyeli Hanım da yazmış bize Twitter'dan. O da mimarmış. O da iki başlık altında toplamış. Belki katılırsınız. Birinci soru tabii ki iç mi dış mı? Parantez içinde dış diye bir şey yok zaten demiş. İki de bu bir ev kaça çıkıyor diye bir soru varmış. Evet. O da vallahi var, hakikaten bir ev kaça çıkıyor? Kaça çıkar? Kaça çıkar hakikaten? Siz de biliyorsunuzdur, o kadar projeler çiziyorsunuz. Şöyle ortalama bir ev desek yani. Bir rakam söyleyecek olsanız. Vallahi en sinir olduğu sorudur bu. Evine göre değişiyor tabii. Sabah sabah da sizi sinir ettiğimiz için ayrıca özür dilemek zorunda kaldık. Yok estağfurullah, biz baştan bir özürümüzü dileyelim de kırdıklarımız varsa bir kez daha özür dileriz efendim. Sağ olun efendim Hande Hanım, görüşmek üzere, hoşça kalın. Vefa demiş ki maaş bordrosundaki kimsenin anlam veremediği rakamların tercümesini yapıyorum demiş. Vallahi çok doğru. Vefa Bey'in telefonunu bir yere not edelim. Yoktur büyük ihtimalle. Yok yazmıyor ama ben yine de not alayım. Falan. Sen bir yere not et. Tamam. Hakikaten o maaş bordrolarında yani bilmemiz gereken bir iki şey var. Gerisi falanlar filanlar alengirler, boş kalmasın diye mi dolduruluyor? Belli bir anlam mı taşıyorlar? Havalı görünsün diye büyük bence ihtimalle. Bence de ya işte çok havalı bir maaş bordrom var abi. Bordro. Maaş. Evet. Günaydın diyelim dinleyicimize. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, günaydın. Merhaba hanımefendi, kim sıktı canınızı? Kimse sıkmadı da yeni uyandım o yüzden. Ondan. Kimle görüşüyoruz biz? Ayşe ben. Ayşe Hanım, günaydınlar olsun. Bu saatte kalkmışsınız. Çalışmıyor musunuz bugün? Ama tek izin günüm o yüzden. Ha, tek izin gününüz. Aman çok özür dileriz, biz de uyandırdık erkenden vallahi. Yok, atmayın vallahi. Sizin için uyandım. Aa, çok teşekkür ediyoruz Ayşe Hanım. Siz ne iş yapıyorsunuz bu arada? Tek izin gününüz olan cumayı da düşünecek olursak. Ben rehber öğretmenlik yapıyorum. O yüzden bol bol danışılıyorum. Aa, yani siz mesleki olarak danışılıyorsunuz. Bizim bu çocuk mesleki ne olacak olarak diye mi? Evet, çocuk ders çalışmıyor. Çocuk ne yapacak? Bu tarz sorulara maruz kalıyorum. Aslında gibi. Bizim çocuk çok zeki ama arkadaşları haylaz diye geliyorlar mı size? Evde falan bütün ödevlerini yapıyor. Demek ki okulda çözemiyor diye gelen ebeveynler, veliler var mı? O sorular değişmiyor galiba değil mi? Evde zehir evet, gibi bütün matematikleri çözüyor. Sorular hep aynı. Genelde şey oluyor. Ben bir eğitim kurumunda çalışıyorum dershanede. Okulda notları çok iyi, neden buradaki sınavlarda düşük gibi sorular oluyor. Siz ne diyorsunuz onlara? Kader işte, ne yapacaksınız, sonuçta kaderden ödeye de geçinmiyor değil mi? Kısmet. Yani biz ben genelde şunu söylüyorum, okulda yazılıya yönelik sınavlar yaptıkları için, biz test uyguladığımız için genelde küçük yaştaki çocuklar bunda çok zorlanıyor. Bunları söylüyoruz, tabii birçok etken oluyor, çocukların sınav heyecanı da oluyor. Deneme heyecanları oluyor, kaygılar oluyor. Heyecan ve kaygıya bağlayarak toparlıyorsunuz yani. Oradan toparlıyoruz. Tamamen psikolojik. Psikolojik. Sizin çocuğunuzun durumu aynen, psikolojik. Öyle. Aslında zehir gibi. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyoruz aynen, size de. Görüşmek aynen üzere. Hoşçakalın Ayşe Hanım. Bir kez daha günaydınlar olsun. Mert demiş ki sigortacıyım, en sık gelen soru araba sigortaları kaça oluyor? Mesleki soru. Bir de ihtiyacı olmasa da soruyor olabilir ya. Tabii ama karşısında bir pazar araştırması yapıyorsun. Çünkü kimisi 300 diyor, 500 diyor, 1000 diyor. Şimdi arabanın sigortası 500 ile 1500 arasında değişince tabii ki değil mi, en büyük sıkıntılarımız bunlar yani hayattaki. Vize hakkında soru sorulan dinleyicilerimiz var. Kolay ulaşılmıyor ya bazen bu elçiliklere. Doğru. Veya aracı firmalara falan. Duygu Hanım, Levent Bey, onlara vize sorulabilir. Diğer dinleyicilerimize duyuralım. İlk aranan kişilermiş onlar. Günaydın diyelim, bir dinleyicimiz daha hattımızdaymış. Merhaba efendim. Günaydın. Hoş geldiniz beyefendi. Kimle görüşüyoruz? Benim adım Fırat. Fırat Bey, nereden arıyorsunuz bizi? İstanbul'dan arıyorum. İstanbul'dan. Siz ne iş yapıyorsunuz Fırat Bey? Bayan kuaförüyüm. Bayan kuaförüsünüz. Ne of, kadar siz of, ay vallahi size kolay gelsin diyeceğim ya. Çok özür dilerim. Hakikaten çok yıpratıcı. Çünkü havuz yok, yıpratır, açılışlar ben yıpratır. Ben öyle değilim. Siz neredesiniz Fırat Bey? Ben Küçükçekmece'deyim. Benim şöyle, ben burada bizim müşterilerimiz aile oradan diyor. Problemli insanlarla zaten uğraşmıyoruz, gönderiyoruz. Ne diyorsunuz? Nasıl anlıyorsunuz problemli olduğunu? Kapıdan girişinde aha bu bizi delirtir falan dediğiniz bir tip var mıdır mesela? Var tabii. Yani insanın bakışı zaten belli ediyor kendini. Problemli insan zaten belli ediyor kendini. Bir de Fırat Bey şey diye geliyor hanımefendiler. Genelde bir dergide bir yerde gördükleri bir saç modelini beğeniyorlar. Onu böyle kopartıp ya da şeyden resmini çekiyor. Resmini çekip aha da bana bundan yap diye gelenler sıklıkla karşılaştığınız bir hanımefendi türü müdür? Var. Evet, her gün. Bir de aslında Fırat Bey'in mesleği gereği o kuaför salonundan çıktıktan sonra da eşi, dostu, çevresindeki insanların da devamlı danışacağı samimiyetli bir insan.
herkesin sonuçta iyi kötü saçı var. Bana bu saç olur mu, bu kesim olur mu diye buluyorlardır. Size saç dışında bir şey danışıyorlar mı bu arada Fırat Bey? Yoksa genelde saçlar mı? Bana nasıl gider? Hemen her konudan danışıyorlar. Hani saç olsun, giyim olsun, ondan sonra renk olsun. Adeta bir yaşam koçusunuz yani bir kadın kuaförlüğü dışında. Yani öyle stil danışmanlığı yapıyorsunuz siz anladığım kadarıyla. Onu arkadaş çevreme daha çok yapıyorum. Hani beraber alışverişe gidiyoruz. Hani renkler senenin modasına ne gider gibisinden. Ne mesela soruyorum. Bu senenin modası? Ya bu senenin renk, modası daha doğrusu. Renk şöyle söyleyeyim, bu sene gri, siyah ve beyaz daha çok ağırlıklı. Hani yoğun renklerdense bordo daha çok kullanılıyor. Peki Fırat Bey, şunu soracağım. Bir ara Türkiye'nin çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi. Sizin de uzmanlık alanınız. Soner Arıca'nın saç boyasının ne olduğunu hiç sordular mı zamanında size? Yok, sormadılar ama Soner Arıca'nın saç boyası yok. O güneşten açılan bir saç. Güneşten mi yoksa papatya suyu diye bir şey vardı? Bir İkisi de aynı şey zaten. Papatya suyunu sürüp güneşe çıktığınızda doğal açılıyor. Ama zaten ana tonu yumuşaksa kendi saçının. Yumuşaktır hiç, büyük ihtimalle. Onu sürmesine de gerek yok. Vallahi ben bile çok bilgilendim ya. Peki bu senenin kadınlardaki saç modeli trendi nedir? Onu da son olarak alalım da bir şey olarak bilelim. Kıyafet yani daha doğrusu renklerde siyah, beyaz ve bordo dediniz. Saçlarda saç ne tip mi? Bir şeyimiz var? Evet yani mesela balyaj saç mı var bu sene, kat kat mı? Ya da var mı öyle bir moda, yoksa yüz tipine ve şekline göre değişir mi diyorsunuz? Yok, o değişmiyor. Hemen herkes aynıdır zaten. Nedir? İçeriye baktığınızda dipler koydur, uçlara doğru açık bir şekilde ombre modadır. Ombre? Ombre mi bunun adı? Ombre. İsmi balyaj ama kuaför camiamız böyle bir şey üretmeyi çok seviyor. Onun ismini ombre yapmış. Yap. Çok teşekkür ediyoruz vallahi Fırat Bey. Havalı da duruyor aslında. Balyajdan daha havalı. Ombre. Ağzı doldura doldura söylüyorsun. Ombre. Çok teşekkürler Fırat Bey. Görüşmek üzere. Bayağı bir şey danıştık Fırat Bey. Sağ olun efendim. Bizim de hakikaten kadın saç modelleri konusunda çok merak ettiğimiz şey varmış. Bu arada Soner Arıca'nın saç modelinin de bir boya türü numarası olmadığını bir kez daha teyit etmiş olduk yayınımızda. Flört başlangıcı danışmanıyım diyen Naz Hanım var ve ilişki danışanıyım diyen dinleyicilerimiz var. Öyle bir toplu olarak. Naz Hanım demiş, sadece şey dememiş, indükliyorum demiş. Yani indükliyorum dediğim. Başlatıyor. Güzel, yani başlatıyor ve birbirine birleştiriyor. Senle sen çok iyi gidersiniz. Eşleştiriyor. Eşleştirme yani. Dediğimiz. Can Bey gibi telefonda az önce konuştuğumuz. Ebru ne demiş? Tolkien kitaplarına tümden hakimim. Kim hangi savaşta, Yüzüklerin Efendisi serisinden tanıdığımız, kim hangi savaşta ne zaman öldü, her şey var ama ne işime yaradı, yaramadı demiş. Sohbet açacak bir şey olabilir. Ya o Yüzüklerin Efendisi'nin hani o cücenin bir büyüğü vardı, onun kralı kimdi falan diye. O cücenin büyüğü dedin, cüceler mi yoksa hobbitlerden bahsediyorsun? Yok, cücelerden bahsediyorum. Eğer sıkıntı olursa hemen ara. Ne zaman başvurulacağı hiç belli olmaz. Bir konunun uzmanıysanız her zaman aportta beklemeniz lazım. Bir telefon gelir, bir gün biri karşınıza çıkar. Sevgili dinleyiciler, bu sabah da biz karşınıza çıktık. Hangi alanda uzmansınız, ne konularda size danışıyorlar diye soruyoruz. Telefonumuz 0212 368 62 40. Twitter'dan da bize ulaşabilirsiniz. @modernsabahlar Twitter adresimiz ve Facebook sayfamızda face/modernsabahlar. Ve şimdi de sevilen reklamlardan güzel bir buket buyursunlar efendim. Modern Sabahlar. Cem Beylevi Sorla radyonuzdaydı. Joy Türk'te Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, hangi konuda uzmansınız, hangi konuda en çok size danışılması lazım, hangi konuda saksı değilsiniz diye soruyoruz. Telefonlarımızı verelim. 0212 368 62 40 0212 368 62 40 bir daha 0212 368 62 40 çünkü Twitter adresimizde @modernsabahlar. Çünkü baştan telefonlarımızı verelim dedin. Orada bir tane telefonumuz var efendim. Nagihan demiş ki, eskiden öğretmenim tuvalete gidebilir miyim diye danışılırken şimdilerde çay taze mi diye danışılıyor demiş. Nagihan Hanım, büyük ihtimalle ya sınıf büyüdü izin almıyorlar öğretmenliğine devam ediyor. Ya da kantini işletmeyi aldı. İyi okulda. Çay demlemeye başlamış da olabilir evde. Kevser demiş ki, moleküler biyoloji doktoruyum, bana hep beni ne zaman klonlayacaksın diye sorarlar. Sohbetin başlamadan bittiği anları hep beraber doyasıya yaşarız. Bir de bu tip mesleklerde, işlerde galiba hep aynı soru soruluyor. Yani soran kişiye çok enteresan geliyor da sorulan kişi 86. kez evet, karşılaştığı için bir enteresanlığı yok. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahri. Bahri Bey, hoş geldiniz. Nereden arıyorsunuz bizi Bahri Bey? Ankara'dan, Bilkent'ten alıyorum. Ankara'dan, Bilkent'ten. Ne iş yapıyorsunuz Bahri Bey bu arada? Ben yazılım mühendisiyim. Yazılım mühendisisiniz. 20 yıldır kodlama yapıyorum.
Kodlamada lider marka Bahri. Lütfen itinayla kodlayınız. Bahri Bey, size ne danışıyorlar? Ayıptır sorması. Tahmin ediyorum genelde. Evet. Yok, bilgisayarla ilgili, yani bilgisayarla uzaktan ilgili. Ben bu internetteki yalanlar, hoax, nasıl Türkçesi bilemedim. Ha, şey, yalan haberler falan filan gibi şeyler mi? Evet, ama ben çok eskiden başladım. Yani bu Twitter'dan, façeden önce maillerin forwardlandığı zamanlar vardı böyle. Forward, evet. Net diye böyle. Evet, bu mesajı 35 kişiye yollarsan senin de bahtın açılacak şeyleri mi? Bana da, beni de demek ki danışmak için beni de eklediler bu mailleri. Ben de bunun işte yalan olduğunu bulup herkese cevap veriyordum. Yani sadece gönderen değil, herkese birden cevaplıyordum. İşte bu böyledir. Bakın şurada doğru haber var. Bu gerçek tam değildir. Tam bir kamu hizmeti yani. İnternetin evet, yalan dedektörü. Tam bir kamu hizmeti Bahri Bey. Bahri Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere Bahri Bey. Kodlama hayatınızda başarılar diliyoruz. 20 yıldır kodladım. Bir 20 yıl daha kodlasam bana mısın demem. Kod bizim işimiz. Teşekkür ederiz ikinize de. Kenan demiş ki, Kenan Bey, her şey danışılan adam diye bilinirim. Hızlı cevap verdiğim için yanlış bile olsa doğru izlenimi uyandırır demiş. Çok önemli. Hmm. En önemli şeylerden bir tanesi hakikaten de. Doğru hissi uyandırmak. Muhammed Bilen de şöyle demiş. Çevremdeki insanlar çocukları tembelse eğer, bu çocuk nasıl başarılı olabilir diye soruyorlar bana. Eskiden tembeldim, şimdi zirvedeyim diyor Muhammed Bey. Ondan sonracığıma sahte enerji rumuzlu Yusuf Emre Meral de şöyle demiş. Formula 1 konusunda adeta bir duayenim. Since 1997 ama araştırmacı kimliğim 70'lere 80'lere kadar vakıftır. Teşekkürler lütfen. Günaydın diyelim bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Merhaba. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz hanımefendi. Siz neyin uzmanısınız? Neyi soruyorlar size en çok? Bana şunu soruyorlar. Çocuğumuzu hangi kursa gönderelim? Öğretmensiniz galiba hanımefendi. Matematik eğitimcisiyim. Abi, yani şöyle bir... İsminiz ne? Efendim? İsminizi almadık. Asuman Hanım, evet. Bir böyle hızlı işlem yapmayı öğreten kurslar var. Reklamları şöyle mesela 28 ile 52'yi çocuğunuz 5 saniyede çarpıp söyleyecek diye. Televizyonda da ara sıra çıkıyor böyle çocuklar parmaklarıyla tuhaf hareketler yapıp hızlıca işlem yapıyorlar ya. Onun bir faydası var mı? Gerçi fayda diye sormamak lazım da o böyle bir şey, yani en azından beyinsel aktiviteleri hızlandıran başka konularda bir şey mi? O yüzden mi etkileniyor yani insanlar? Hani, yoksa komşusuna hava atmak için mi? Ya ikincisi olabilir gibi geliyor bana. Hani hangisine gönderelim diye sorunca ben zaten hiçbir yere, öyle bir yere sakın göndermeyin çocuk, müzikle ilgilensin, sporla ilgilensin onun yerine gibi bir cevap veriyorum. Çünkü şey, hani düşünmeyi, akıl yürütmeyi öğretmiyor. Matematik akıl yürütmek demek. O biraz böyle anlamadan işlem yapmayı hızlandırmaya çalışan bir şey. Bir de o seviyeye gelmek için de bir 2 sene falan gitmesi lazım. Belki çünkü de öyle şeylerden dolayı böyle bir matematik deyince böyle bazı insanların, öğrencilerin gözü korkuyor ya, ay matematik mi falan, evet, böyle bir soğuyorlar. Aynen. Belki de tam o yüzden, evet, akıl yürütmeyle ilgili bir şey olduğu bir algılansa, daha doğrusu doğru ifadesi o galiba. Evet, yani hayatın, evet, ta kendisi olduğu da ortaya çıkacak. Asuman Hocam, çarpma çok teşekkür ederim. Çünkü sonuçta hesap makinesi denen bir şey var. Bir şey var, evet. Akıl yürüten insanlar lazım. Evet. Çok teşekkür, evet, ederiz hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seycan bize tweet atmış. Ne demiş? Dairesini müteahhite kat karşılığı verecek. Kentsel dönüştürecek. Proje çizdirecekler. Kırılan kalplerin mimarı Seycan'a başvursunlar. Ey yavrum be. Sloganla beraber vallahi gelen dinleyicimiz. Ama şey... Hayır, özel bir dinleyicimiz desek, çünkü biraz reklamı girdi anladık. Vallahi hakikaten ama yani. Ama kamu hizmeti bu. Kamu hizmeti. Sonuçta bizim de, kamu spotu gibi düşün bunu. Bizim programımızda sosyal sorumluluk projesi. Nazlı Özde demiş ki, dolar alayım mı satayım mı? En çok hangi şey değerlenir ve tahminlerimin tutma oranı %3 gibi ciddi rakamlardan bahsediyor. Ekonomistimiz. Özge Hanım şöyle demiş. Farklı yaşlarda bebeleri olan ebeveyn arkadaşlarla birbirimize sık sık bebek bakımı ile ilgili danışıyoruz mesela demiş. O da böyle bir bilgi akışının olduğu bir şey. Bilgi bir konu. Alışverişi aslında. Bilgi alışverişinin olduğu bir konu, evet, doğru. Günaydın, merhaba efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo. Günaydın, hoş geldiniz. Merhabalar. Ben Özge. Özge Hanım. Nereden arıyorsunuz bizi Özge Hanım? Fransa'dan arıyorum. Fransa'dan arıyoruz. Çok yazar ya. Hemen hızlıca konuşalım hızlıca o zaman. Konuşalım. Hakikaten Özge Hanım. Zaten sonuna yetiştim programı. Nereden arıyorsunuz Fransa'dan?
Fransa'nın Atlantik kıyısında Brest isimli bir şehirden arıyorum. Bence uyduruyorsunuz gibi geldi. O şehrin ismini çünkü şöyle böyle diye bir şey dediniz, o tam anlaşılmadı. Biraz bize Fransızca aksanlı konuşur musunuz? Fransızca aksanlı. Var mı Fransızcanız? Fransızca'da da Brest diye okunuyor. Fransızcanız var mı Özge Hanım, yoksa İngilizceyle mi idare ediyorsunuz? Çat pat İngilizceyle idare ediyorum. Çok o yüzden anladım. Atlantik kıyısına gittiniz değil mi? İngiltere'ye daha evet, yakın olsun İngiltere'ye diyor. İngiltere'ye yakın, evet. İngiltere'ye yakın, Fransa'ya uzak olsun diyor. Evet, peki ne iş yapıyorsunuz? Ben doktora öğrencisiyim burada. Neyin özellikle deniz doktorasını üzerine? Ne üzerine? Deniz bilimleri. Deniz bilimleri. Ha, ondan Atlantik kıyısında galiba. Vallahi çok mantıklı bir yerdesiniz o zaman. Çok doğru abi. Deniz ürünleri dediğiniz karides, kalamar, levrek falan gibi bir şey mi yoksa nedir? Deniz ürünleri değil, deniz bilimleri. Oktay Bey hakikaten. Ben biraz acıktım. Programın son dakikalarına geldiğimiz için. Vallahi gözümüzde tereyağlı karidesler geziyor yani. Ya peki, benim yaptığım işi duyan herkes aynı şeyi zannediyor. Şimdi çupranın mevsimi mi diye mi soruyorlar size? Aynen. Bana danışılan en büyük şey, hamsiler nasıl çiftleşiyor? Palamut ne zaman çıkıyor? Hamsinin çiftleşmesini merak eden arkadaşlarınızı lütfen. O adamın niyeti başka bir şeydir. Hakikaten pis bir adammış o. Peki ne sorulması lazım Özge Hanım size? Benim konum çok farklı. Ben hani fiziksel oşinografi diye bir konu çalışıyorum. He, biliyoruz tabii. Türkiye'de onun evet, dairesi var. Oşinografi dairesi başkanlığı. Şehir higrografi ve oşinografi dairesi başkanlığı diyebiliriz. Tabii. Ya biyolojiden falan hiç anlamıyorum öyle hamsilerden, balıklardan. Sizde de Fransızca yok, hamsi yok. Biyoloji sıfır. Vallahi böyle skandal. Oşinografiyle ilgili de ne soracağız size? Hiç sorulacak bir şey yok. Denizlerimizde rüzgar ya mesela. Mesela dalgalar nedir? Akıntılar nedir? İşte denizin tuzluluğu nedir? Böyle hani. Hep biliyoruz onların cevabını. Hep biliyoruz. Denizin tuzluluğunu biliyoruz işte. Tuz denen şey. Özge Hanım çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size doktoranızda. Aa, küstü mü? Küstü galiba. Vallahi küstü. Yemin ben ediyorum. Özge Hanım yerine teşekkür ederim. Teşekkür ettim mi? Tamam peki. Ondan sonra ne diyorlar? Başak Meral demiş ki bilgisayar mühendisiyim. Eş dost bilgisayarına format atmak, internete girmeyen bilgisayarları modeme tanıtmak bizim işimiz. Lider marka Başak Meral diyoruz. Aslında en çok da şey yapılıyordur büyük ihtimal. Bir kapatıp açın istersiniz. Şişmiştir o. Evet ya, bir şişme dedim. Onun için de ayrıca bilgisayar mühendisi olmaya gerek yok. Ya daha doğrusu bilgisayar mühendislerimizi lütfen bu konularla meşgul etmeyelim. Onlar işte bir takım yazım dilleri, efendim programlamalar, kodlamalar falanlar, fıstıklarla. Gülçin Günyol demiş ki arkeoloğum, elinde sikkeleri falan varsa ederi nedir sorarlar. Sağ olsun arkadaşlarım demiş. Elinde sikkesi olan arkadaşını ihbar etmiş gibi olmayalım ama o da galiba ama zinli bir şey değil yok mi? Yok tabii canım, mesela paylaşıldıkça çoğalan bir sevgi bir de sikke. Başka bir şey değil ki yani. O sikkeler elden ele gezecek, sevgi giderek çoğalacak ve tüm dünyaya hakim olacak. Merhaba diyelim, hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Semih benim adım. Semih Bey, biraz heyecanlı mısınız yayına bağlandığınız için? Yok, alışkınım zaten, daha evvel de bağlandım. Biraz sesim kısık bugün. Ha, öyle ondan mi? Ondan geçmiş ötürü. Olsun, geçmiş efendim. Olsun, hasta mısınız Semih Bey? Yok, bugün biraz sigarayı abarttım herhalde, ondan oldu. Ondan, sigara içmek çok son derece zararlı Semih Bey. Lütfen evet, bir an önce evet, bırakın. Lütfen. Kaç yaşındasınız Semih Bey? 52. O zaman sizin biraz yaşla da gelen bir tecrübeniz vardır. Her şey sorulabiliyordur size. Yok canım, o kadar değil. Herkesin bir uzmanlığı var. Benimki terör uzmanlığı. Ne? Terzi mi? Terör. Terör uzmanlığı. Terör örgütleri, işte stratejik anti terör hareketleri, onlarla ilgili. Mesleğiniz bununla ilgili miydi peki? Yok, mesleğim ilgili değil ama gençlik yıllarımızda merak ettiniz. Pek merak değil diyelim. Yaşadığımız şeylerden kaynaklanan, bulunduğumuz ortamlardan kaynaklanan bir şey. Tecrübeyle ilgili. Yani insanlar da bize. Bu aralar o zaman size çok danışıyorlardır. Her gün bir can sıkıcı, içimizi acıtan olay var. Yani bir eylem yapıldığında hemen sonra bunu kim yapmış olabilir diye sorarlar. Hemen size soruyorlar. Bombalama şeklinden, güvenlik, yapılan eylemi şeklinden. Güvenlikle ilgili falan da hakim misiniz konulara? Seyit Bey, güvenlik uzmanı diye. Evet, güvenlik uzmanlığı da zamanında yaptık. Mesleğin hiç alakası yok. Ayrı mesele de gençlik yıllarımızdaki bulunduğumuz ortamlardan diyelim. Ortamlardan gelen tecrübe evet, diyorsunuz yani. O zaman şöyle diyelim. Evet, evet. Umarız Türkiye'de size hiçbir şeyin danışılmayacağı günler gelsin en kısa zamanda. Çok teşekkür ediyoruz size. O kolay bir şey değil zaten. Zor bir şey o. Çünkü
Yani her zaman bu ülkede bu olacak bir şey. Emperyalist ülkeler dediğimiz Avrupa hiçbir zaman bizi bırakmaz. Yani dost ülke dediğimiz ülkelerin hepsi şu anda istihbarat örgütleri olarak içimizde. Hani şaka gibi diyorlar, insanlar inanmak istemiyor ama maalesef şu anda Güneydoğu'da çatıştığımız için çoğu PKK'lı değil. Biz yine umutlarımızı koruyalım Ege'nin dediği gibi. Semih Bey, umarız ki başka İnşallah. Şeyler danışırız size. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Semih Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Film eleştirileri demiş ki tabii ki de sinemaya hakimim. Bu hafta bize hangi filmin önerisini kisvesi altında danışırlar demiş. Hangi sinemaya gitsek, neyi seyretsek ya baby diye soruyorlar film eleştirilerini. Aslında seansları da sorabilirlerdi. Bence şu anda havalı. Kaçta başlıyor onun seansı falan diye de sorabilirlerdi. Sorulabilir, evet. Artisteye sormak, senaryoyu sormak, işte ödüllü mü. Bunlar biraz daha havalı şeyler. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sonuna geldik bile. Bu hassas bir konu ya. Mesela danışıldı bir şey. Evet. Ondan sonra işte bir tavsiye verdiniz siz. Ondan sonra onu uyguladı ve bir garip bir sonuca ulaştı. Mesela başka bir kötü bir şeye yol açtı. Onda danışılan kişinin sorumluluğu var mı? Vardır efendim. Tabii canım. Vardır. Hem o de yüzden, A'dan Z'ye kadar. O yüzden benim en sevdiğim insan türü sana saatlerce bir şey danışıp sonra kendi bildiğini dönüp dolaşıp yapan insan türü. Ne kadar güzel. O yüzden hem danışılmış oluyorsun, fikirlerini veriyorsun. Hem de bir bağlayıcılığı olmuyor. Hem de sorumluluğun yok. O yüzden sorup soruşturup kafasına göre davranan insanlar hakikaten hayatımıza renk katan insanlar oluyor. Bize bir şey danışılmadığını bir kez daha söyledik. Fark bana ettik. Hiçbir şey sormuyorlar. Evet, yani saati bana bile sormuyorlar dedim zaten bu saatin başında. Bana müteahhitlikle ilgili ufak tefek bir takım şeyler soruyorlar. Bana yani her alanda soru gelir. Mesleğiniz gereği mi Fahir Bey size müteahhitlik soruyorlar? Bulunduğumuz ortamlar gereği diyelim biz de Ege Bey, öyle bitirelim isterseniz. Çünkü programımızın sonuna geldik. Programımız onda bitecek. Doğru şimdi. Evet. Hakikaten dinleyicilerimize şuradan bir boş DJ dileğiyle veda edelim isterseniz. Dile bakayım. En güzel şeyleri sizlere sorsunlar. En güzel cevapları sizlerden alsınlar sevgili dinleyiciler. Pazartesi sabahında yeni bir haftanın başında yeniden Modern Sabahlar'da buluşma dileğiyle göbeciklerimizi atıyoruz. Hoşçakalın. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar.